deneme. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Ethem Şınar, İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi Sahil Terapi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün sizlerle Nikita Bey ile Linux eğitimi vereceğiz arkadaşlar. Linux eğitimimize başlayacağız. Eğitimimiz 3 gün sürecek. Katılım formları yayının herhangi bir anında atılacak. Bu katılım formlarını doldurursanız arkadaşlar sertifika alabilirsiniz. Ben lafı daha fazla uzatmadan sözü Nikita Bey'e bırakıyorum. Buyurun hocam. Merhaba Ethem, iyi akşamlar. Daha önce bir Python eğitimi yapmıştık. Şimdi sırada Linux var. Ben lafı çok uzatmayacağım. Zaten Python dersini biliyorsanız veya izlerseniz orada görmüşsünüzdür. Şimdi bugün Linux anlatacağız ama yani tam bir aslında Linux eğitimi olmayacak. Bu daha çok biraz ben tecrübelerimi paylaşacağım. Yani iş hayatında da kullanıyorum Linux'u, kendim de kullanıyorum. Yaklaşık bir 6-7 yıldır falan kullanıyorum. Hem günlük hayatta hem işteki yaptığımız şeylerde falan sıklıkla tercih ettiğimiz bir işletim sistemi. Tabii biraz Linux dersi şeye çok fazla kayıyor. Özgürlük tarafına çok kayıyor. Ben buraları çok anlatmayacağım. Yani Linux'e meraklı olan kişiler zaten bunu kendisi araştırdığı zaman öğrenecektir. Ben biraz daha çok hani Linux'e başladığınız zaman başınıza ne gelecek veya neden Linux'e başlamalısınız? Linux'u kimler kullanmalı? İşte mühendisler mesela kullanmalı mı? Nerede işimize yarıyor? Veya şu an muhtemelen herkes bir Linux kullanıyor. Belki de beni işte bu dersi izlerken evinde bir kere modeme bağlanıyorsanız şu an modeminiz Linux ile çalışıyor. Ama biraz içeriği bilelim. Neler var içeri tarafta? Şimdi ben ekranımı paylaşacağım ama size yayından da şey verildi, dersin linki, ders içeriği. Ben orayı takip edeceğim. Şimdi ben hemen paylaşayım şuradan. Şimdi tamamdır. Şimdi buraya bağlı kalacağım. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi ben öncelikle ilk başta linkleri verdim. Şimdi biliyorum herkes ya şu anda Windows kullanıyor ya da bir Mac kullanıyor. Ben Mac kullanıyorum ama VirtualBox uygulamasını kullandıktan sonra her şey tamamen aynı olacak bizim için. Şimdi şöyle yapalım. Linux'u biz kendi bilgisayarımıza kurmayacağız şu anda. Öncelikle sanal bir sunucuya kurucu, yani sanal bir sanallaştırma uygulamasına kuracağız ve oradan Linux'u kullanacağız. Ben kesinlikle şey önermiyorum arkadaşlar, ilk başta direkt kendi bilgisayarınıza Linux kurmayın. Yani öğrenme aşamasında böyle sanallaştırma uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Şimdi benim tercih ettiğim sanallaştırma uygulaması VirtualBox. Ben şöyle açayım hemen sitesini. Linkleri indirmeyen arkadaşlar için hemen indirsinler. Hemen kuruluma geçmeyeceğim. Çünkü biraz büyük bu dosyalar. Özellikle kullanacağımız Linux işletim sistemi ben Ubuntu üzerinden anlatacağım. Onu indirin. Daha sonra ben buraları anlattığım zaman beni dinlersiniz. Kuruluma geçtiğimizde hazır olur. Şimdi VirtualBox ile başlayalım. VirtualBox ne? VirtualBox bir sanallaştırma uygulaması.
Bu açık kaynaklı, daha doğrusu açık kaynak değil, bedava bir program. Açık kaynaklı olup olmadığına emin değilim. Onlardan hepsine bahsedeceğim. Yani özgür yazılım nedir, açık kaynak nedir? Şimdi VirtualBox bizim Windows'ta kurup kullanacağımız uygulamamız. Burada bakın linkler var. Siz Windows için bunu kurabilirsiniz. Mac için OS X'i kurabilirsiniz. Bir Linux kullanıyorsanız zaten bunu kurmanıza gerek yok. Kendi Linux'unuzu da kullanabilirsiniz. Şimdi bu sanallaştırma uygulamaları her işletim sisteminde var. Linux için var, Windows için var, OS X için var. Yaptığı şey şu, sizin kendi bilgisayarınızda ekstra bir işletim sistemi çalıştırmanızı sağlıyor. Hızlı değil, yani birazcık problemler oluyor ama iş görür. Bunun birçok alternatifi de var. Özellikle sunucu tarafında çok kullanılıyor. Örneğin şu anda siz işte YouTube'a giriyorsunuz. Aslında YouTube bir Linux sunucuda şu anda çalışıyor. Yani oradan size hizmet ediliyor ve arka tarafında da bir sanallaştırma teknolojisi kullanılıyor. Yani VirtualBox gibi bir uygulama. Şimdi VirtualBox'ı indirdiğinizi varsayıyorum. Geçiyorum burayı. Bu opsiyonel ikinci link verdiğim driver, bu bir ek paket. VirtualBox'a bazı driverları kullanmanızı sağlıyor. İşte USB 3.0'ları çalıştırmanızı sağlıyor. VirtualBox yerine kullanabileceğiniz birçok alternatif var. Örneğin VMware kullanabilirsiniz. Şimdi VMware paralı bir uygulama. Yani lisans satın almanız gerekiyor ama galiba trial versiyonunda kullanabiliyoruz bir süre. Onu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz ama bence VirtualBox kullanın çünkü birlikte paralel gidebiliriz. Şimdi bir tane daha önemli bir adımımız var. Bilgisayarınızın sanallaştırma yapabilmesi için bilgisayarınızın BIOS'unda bir ayarın açık olması gerekiyor. Bu şeye göre değişiyor. Bilgisayara göre değişiyor arkadaşlar. Bunu nasıl bulabilirsiniz? Yani Google'a işte bilgisayarınızın şeyini yazıp, marka modelini yazıp ardından işte sanallaştırma teknolojisini nasıl açarım BIOS'tan gibi yazarsanız resimli bir şekilde anlatım çıkıyor. Ben bir tane örnek bir şey koydum. İşte bazı sistemlerde bu VT-D oluyor. İşte Virtual Technology oluyor. Mesela buradaki resimde işte Configuration panelinin altında Intel Virtualization Technology disable durumda. Eğer bu disable kalırsa siz bilgisayarınızda herhangi bir sanallaştırma yapamazsınız. Yapabilmeniz için bu ayarı açmanız gerekiyor. Bunu VirtualBox'ı kurarken eğer hata alıyorsanız veya işletim sistemini açarken hata verirse muhtemelen probleminiz bu. Hemen bilgisayarınızı kapatıp BIOS'una girip bu ayarı bulun. Bunu açtığınızda devam edebileceksiniz. Devam edelim. Sanallaştırma uygulamasını hallettik. BIOS probleminden emin olduk. En son kullanacağımız işletim sistemini indiriyoruz. Şimdi biz Linux'un bir dağıtımı olan yani Debian tabanlı bunların hepsini size anlatacağım ileride. Ubuntu olanını kullanacağız. Ubuntu şu anda kişisel kullanım için en çok tercih edilen işletim sistemi. Daha doğrusu bir distrosu. Download deyip buradan farklı versiyonlarını seçebilirsiniz. İşte desktop için olanı var yani kişisel kullanım. Server için olanı var. Mesela bir web site yayınlamak istiyorsanız kendi bilgisayarınızda server kullanabilirsiniz. IoT var. Elektronik işte ARM tabanlı işlemciler için bunu tercih edebilirsiniz. Bir de cloud türevleri var. Biz buradan desktop olanı kullanacağız. Şu an burada iki versiyon görüyorsunuz. Şimdi bu iki versiyon sonunda biri 20.04, biri 20.10. Buradaki versiyonlar arkadaşlar yıllara göre çıkıyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Linux Nisan ve Ekim aylarında çıkıyor. Nisan aylarında ve yıl eğer çiftse yani 2020-2022 ise Nisan ayında çıkan sürüm LTS sürümünü alıyor. Ekim ayında çıkan sürüm ise yeni özelliklerin eklenmiş olduğu yeni bir işletim sistemi oluyor. Burada test ediliyor, onaylanıyor. Daha sonra bir sonraki yılki Nisan ayına bu özellikler ekleniyor ve onunla devam ediliyor. Buradaki LTS ne? LTS Long Term Support. Yani diyor ki siz eğer bu sürümü kurarsanız benim çok uzun destek vereceğim bir sürüm olduğunu söylüyor. Bu Canonical firmasının desteklediği bir dağıtım.
Tabii bizim burada tercihimiz 2004 LTS olacak. Çünkü kendi kişisel bilgisayarınızı sürekli format atmak istemiyorsanız, yani uzun süreli kullanmak istiyorsanız LTS tercih etmeniz daha doğru. Ama şöyle bir şey olabiliyor. Bazen bilgisayarlarımız uyumlu olmuyor Linux işletim sistemiyle. Bir üst versiyon uyum gösterebiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Birazcık bu kısım dertli. Yani örneğin bir arkadaşınız işte bilgisayarına 2004 kurduğunda çalışabilir. Sizinkinde 2010 kurduğunuzda çalışabilir. Bazı uyum problemleri yaşanabilir. Şimdi ben istediğim bu 3 linki videonun altında bu 3 tane link var arkadaşlar. Bu 3 linki indirin. VirtualBox'ı kurun. Bakın 3 tane indirme linki var videonun altında. VirtualBox'ı kurun. VirtualBox için extension pack'i kurun. Windows kullanıyorsanız buradaki link Windows linki. Eğer başka bir şey kullanıyorsanız işletim sistemi işte MacBook kullanıyorsanız işte OS X olanı indirin. Şimdi devam edelim. Neden Linux? Şimdi arkadaşlar Linux deyince gerçekten de herkesin aklına özgürlük geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Windows'ta güzel bir işletim sistemi, Linux'te güzel bir işletim sistemi. Ben yaklaşık 6-7 yıldır hiç Windows kullanmıyorum. Yani çok zorunda kalmazsam, yani iş için bazen zorunda kalıyorum. Onun dışında kesinlikle ya macOS işletim sistemi kullanıyorum, yani MacBook, ya da Linux kullanıyorum. İki bilgisayarım var. Bir tanesi MacBook, bir tanesi de ThinkPad'in bir bilgisayarı ve diğerinde her zaman sadece bir Linux yüklü. Şimdi özgürlük ne demek? Şimdi buradaki özgürlük olayı işte ben yazdım dokümana açıklamasını ama herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma. Yani herhangi bir şarta bağlı olmadan siz özgürce hareket edebiliyorsunuz. İşte Linux işletim sistemi size bunu sağlıyor. Windows neden sağlayamıyor? Çünkü Windows bir şirketin perakende bir ürünü. Yani kapalı bir sistem size kullanmanız için veriliyor. Linux öyle değil. Linux'te her şey serbest. Yani siz şöyle düşünün. Linux'te bir donanımı çıkartıp geri koyabiliyorsunuz. Kernel'ı değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bir versiyona geçebiliyorsunuz. Windows'ta bu tarz şeyler yapamıyorsunuz. Örneğin bir açık oluyor. İşte lisanslamanız gerekiyor. Çok fazla virüs oluyor Windows'ta. İşte güvenlik açıkları çok fazla oluyor. Bunlar için güncelleme geliyor. Güncelleme için sizi zorluyor. Yani düşünün. Linux sizi hiçbir şeye zorlayamaz. Yani Linux'te yönetici tamamen sizsiniz. En güzel, bence temel farkı bu. Onun dışında işte Linux dersi falan izlediyseniz görürsünüz. Derler, Linux'e virüs girmez. İşte Linux çok hızlıdır, Windows yavaştır. Bunlar biraz göreceli kavramlar. Evet, Linux değil sadece GNU Linux. GNU'yu da anlatacağım. Şimdi GNU dediğimiz Richard Stallman diye bir abimiz var. Ben buraya bakın mailini koydum. İşte 83 yılında bir tane mail atıyor. Unix'in free versiyonunu yapacağım diyor. İşte orada yani özgür yazılım felsefesinin ilk adımlarını atıyor. Hatta Türkiye'de bir etkinlik için gelmişti kendisi. Benim dinleme fırsatım olmadı ama iyiydi. GNU dediğimiz bu açık kaynak değil ama özgür olduğunu ifade ediyor. Yani Linux'e sadece Linux değil, aslında GNU Linux diyoruz biz kendi aramızda ama herkes bunu Linux olarak biliyor. İşte 1983 yılında bu hareket başlıyor ve günümüzde çok devam eden bir şey. Yani çok revaçta. Bir de Free Software Foundation var. Bu da arkadaşlar bir felsefe diyebiliriz. Örneğin dinleyenler olmuş. İşte yazılımların kapalı olmasını istemiyor insanlar. Biliyorsunuz işte biz bir problem yaşadık. İşte WhatsApp'la ilgili herkes işte WhatsApp'ı silmeye başladı. Telegram yüklemeye başladı. Ben işte yıllardır Telegram kullanıyorum. Her gün böyle 20-30 tane bildirim almaya başladım. Herkes Telegram'a gelmeye başladı. Bunun temel sebebi neydi? İşte WhatsApp bizi takip edecek. Şimdi WhatsApp bizi takip ediyor mu? Evet, zaten ediyordu. Sadece bunu şimdi kılıfına uyduracaklardı. Edip etmediğini biliyor muyuz? İşte bilemiyoruz. Çünkü WhatsApp'ın kodu yok. İşte biz kodunu açıp bunu dinleyemiyoruz. Dolayısıyla
Hani bir yorum getiremiyoruz. Yani bizim hakkımızda hangi bilgileri topluyor bilmiyoruz. Aynı şekilde bu işletim sistemleri için de geçerli. Yani Windows kullandığımız zaman kapalı bir kutu veriliyor bize. Biz sadece onun kullanıcısı oluyoruz. Yani alıyoruz işte program yüklüyoruz, oyun yüklüyoruz ama Windows ne yapıyor? Bizim kullanım alışkanlıklarımıza bakıyor. Şunu yapıyor. Siz mesela şöyle düşünün işte lokasyon bilgisi. Siz bir AVM'ye girdiğinizde size işte Facebook tarafından işte o AVM ile ilgili reklamlar dönüyor. Yani sizin konum bilginizi alıyor, sizin metadata dediğiniz yani bir sürü datanız var WhatsApp'la paylaştığınız. Bunları kullanarak size yönelik reklam yapıyor. Bunu Windows'ta yapıyor. İşte Windows'u kurarken sözleşmeler var. Eğer onları okursanız orada diyor ki işte reklamları kişiselleştireceğiz diyor. Yani bu ne demek? Sizin kullanımınıza yönelik. İşte biz mesela bunu yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte arkadaşlarımızla işte iş yerinde bir konu konuşuyoruz. Mesela işte bir arkadaşımızın araba yağı değiştirmesi lazım. İşte konu motor yağı. Sürekli işte motor yağı konuşuyoruz ofiste. Ben bir anda bir Google açıyorum veya işte YouTube açıyorum. Bir yerde böyle bir tane markanın işte motor yağı indirimde falan diye reklam çıkıyor. İşte bu nasıl oluyor? Ortam sesleri, bunları dinleyerek, işleyerek bizden aslında habersiz bir şekilde bunları işleyip bize reklam olarak geri dönüyorlar. Bu bilgilerimizi kullanıyorlar. Ama bunları tabii ki kullandıklarını söylemiyorlar. Çoğu kişi başına gelmiştir bunun. Kim biri de şey demiş, Kali Linux kullanabilir miyiz? İstediğimiz Linux'u kullanabiliriz. Fark etmez. Şimdi dağıtımlara bakalım. Bu arada siz indirin diye ben şu anda kurulumu yapmayacağım. Bu temel bazı kavramlar var. Bunları anlatacağım. Dağıtım ne demek? Şimdi arkadaşlar dağıtım şu. Linux dediğimiz, GNU Linux dediğimiz örneğin bir çekirdeği var bunun. Yani kernel'ı var. İşte bunun üzerine biz programlarımızı, işte arayüzlerimizi yükleyebiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Windows dediğiniz şey size hazır verilmiş bir oyuncak düşünün. Yani bir robot düşünün. İşte robotun sadece yürüme fonksiyonu var. Siz tuşuna bastığınızda robot yürümeye başlıyor. Linux öyle değil. Linux tamamen bir Lego. Yani siz içinden bir arayüzü çıkartıp başka bir şey koyabilirsiniz. İşte kernel'ı değiştirebilirsiniz. Yani işletim sisteminin kalbini değiştirebilirsiniz. Bütün çekirdek dediğimiz bu kernel, Türkçesi çekirdek. Yani Windows'un da bir çekirdeği var. Linux'un da bir çekirdeği var ve siz bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hatta Linux çekirdeğinde bir yere, bir koda müdahale edip tekrar bir çekirdek yapıp yani kendi Linux'unuzu da yapabilirsiniz. Şimdi biz bunlara kısaca dağıtımlar diyoruz. Neler var? Örneğin Debian dağıtımı var. Ubuntu Debian dağıtımından türeyen bir işletim sistemi. Yani Linux dağıtımı. Debian biraz linkini verilmiş olmam lazım. Aşağıda var. Debian'ın üzerine Ubuntu alınıyor. Arayüz değiştiriliyor. İşte bazı programların farklı versiyonları yükleniyor. İşte ayarlar yapılıyor. İşte driverlar kuruluyor içine ve ortaya bir Ubuntu çıkıyor. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Mesela kendi adınıza bir Linux dağıtımı çıkarabilirsiniz. Mesela Türkiye'de TÜBİTAK Pardus adında bir işletim sistemi geliştiriyor. Hatta şu anda aktif olması lazım Pardus'un. Bakın Pardus'un sitesine girdiğinizde 19.5 versiyonu çıkmış. Bu mesela TÜBİTAK'ta geliştiriliyor. TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. Hatta bakalım sürümlerine ne zaman çıkmış. Bakın mesela Pardus'un sistem gereksinimlerine bakın. Windows 10'un şu anda 8 GB RAM'e falan ihtiyacı var. Pardus'a bakın sadece 1 GB RAM istiyor. 8 GB disk istiyor. 800x600 çözünürlük istiyor ve 64 bit destekli 1.0 GHz işlemci. Yani Linux bu kadar küçük bir sistemde bile çalışabiliyor. Bakın farklı sürümleri var burada. Onları tek tek anlatacağım ne işe yaradıklarını. Ne zaman çıktığını şu an göremedim ama yakın bir tarihte çıktı muhtemelen bu Pardus sürümü. Ben hiç denemedim. Deneyebilirsiniz. Ubuntu da Debian tabanlı.
Başka ne alternatifler var? Mint var. Arkadaşlar bunlar hani isimleri değişiyor ama çoğu birbirinin çok benzeri. Yani masaüstü yapısı değişiyor. Örneğin şey düşünün. Windows 7'de bir başlat tuşu vardı hatırlarsınız. Bir anda Windows 8 olması lazım. Windows 8'de mesela başlat tuşu kayboldu, sildiler. Ve herkes böyle işte başlat tuşunu arar oldu. Sonra böyle çeşitli programlar yazıldı. Siz başlat tuşunu getirmek için işte Start is back diye bir program yüklemeniz gerekiyordu. Yani Windows'da böyle geliştiren karar veriyor. İşte pencerelerin nasıl olacağına, işte bilgisayarınızda hangi programların yüklü olacağına. Örneğin Windows sizi mesela şu anda Edge, Microsoft Edge ile şey yapıyor. Zorunlu tutuyor. Yani silemiyorsunuz mesela Edge'i. Yani ben Edge kullandığım zaman ne yapıyorum? Sadece mesela Google Chrome yüklemek için kullanıyorum Edge'i. Ama silemiyorum mesela Windows'tan. Linux'ta böyle bir şey yok. İstediğinizi silip yükleyebiliyorsunuz. Kimse size karışamıyor. Raspbian bir dağıtım. Bu ARM tabanlı işte Raspberry Pi için olan bir dağıtım. Red Hat dediğimiz bu biraz artık Enterprise. Şimdi özgür dedik Linux'e. Kodu açık dedik ama tabii ki bundan da bir gelir elde edebiliyoruz. Nasıl gelir elde edebiliyoruz? Örneğin hizmet verebiliyorsunuz. İşte Red Hat bunu yapıyor. Enterprise Linux sürümleri çıkartıyor ve şirketler için bunu geliştiriyor. Daha böyle nasıl diyeyim kendi kernel'larını yazıyorlar. Daha sizin istediğiniz işe daha spesifik bir işletim sistemi yapmış oluyorlar. Çünkü özgürsünüz. Yani istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Gentoo var, CentOS var. Mesela CentOS'u ben eskiden çok kullanırdım. Bu web site yayınlamak için kullanılırdı. Şimdi bu dağıtımları görebileceğimiz bir site var. Ben buradan çok faydalanıyorum. Bu site DistroWatch dediğimiz. Burada Linux işletim sistemlerinin bütün dağıtımları, içerikleriyle, versiyonlarıyla veriliyor. Bakın bugün bile çıkmış mı? Bugün ayın 17'si, 15'inde. En son 15'inde iki tane Linux dağıtımı çıkmış. Bakın bir tanesi LibreELEC, işte bir tanesi UBPort. Böyle her yeni Linux çıktığında buraya konuluyor şeyin dağıtımı. Tabii biz nereyle ilgileniyoruz? Bakın şurayı, Hitrank'le. Bakın burada birkaç tane sürüm var. Mesela Manjaro var işte ikinci sırada. MX Linux'u kullandım Debian tabanlı. İşte bunu açtığımız zaman bir tanesini açın mesela. MX Linux'u. Bakalım burada bakın şey yazıyor. İşletim sistemin Linux olduğunu, işte Debian tabanlı olduğunu söylüyor. Hangi architecture yani işlemci yapısında çalışacağını söylüyor. Desktop arayüzü yani masaüstünüzün hangi environment'ı kullanacağınızı söylüyor burada. Kategorisini vermiş. Bir sürü bilgiyi görebiliyorsunuz burada. Bakın hangi yıl çıkmış? İşte 2020 11 Kasım'da çıkmış bu 19.3 versiyonu. Buradan seçebiliyorsunuz. Hatta şeyler de var. İçinde hangi programlar yüklü geleceğini yazmışlar bakın. Hangi paketler var? Bayağı az mesela bu. Neydi bu? MX'te. Bizim kullanacağımızı inceleyelim bir de. Ubuntu'yu kullanacağız biz. Bakın Ubuntu'nun direkt burada resimleri var. Hatta girip böyle bakabiliyorsunuz bunlara. Mesela Ubuntu böyle bir şey. Bunu kullanacağız. Ubuntu bakın yine Debian tabanlı. İşte bir Linux. Bakın bayağı bir architecture destekliyor. Farklı farklı sürümleri var Ubuntu'nun. Ondan sonra bakın şu anda burada dün bir tane snapshot çıkmış. Bu şu an Nisan ayında yani işte önümüzdeki ay çıkacak olan sürüm. Geçtiğimiz Ekim ayında çıkan sürüm 2010. Bizim şu anda kullanacağımız 2004 yani geçen yıl çıkan LTS. Bakın çift sayılarda 2020'de Nisan yani şuradaki 20 yılı ifade ediyor. 04'te ayı ifade ediyor. 2020 Nisan'da LTS çıkmış. Bakın 19 yılında 2019'da yok mesela. 18 yılında LTS var. 16 yılında LTS var. 14 yılında yani 2 yılda bir long term support veriyorlar. Yani 2022 Nisan'a kadar 2004 LTS'yi kullanabiliyoruz. Daha avantajlı çünkü mesela 1910 kullanırsanız 2004 çıktığında 1910'un depo yani uygulama kurduğunuz depolar var. Bunlar kaldırılıyor işte
upgrade etmeniz falan gerekiyor. Yani yeni başlayacak arkadaşların gerçekten 20.04 LTS'yi tercih etmesini öneriyorum. Şimdi bakalım ne yüklü geliyormuş. Bakın burada farklı farklı paketler yazıyor. Bizim için şu kısım sadece önemli. Linux'ün kernel'ı. Bakın 5.4.0 kernel'ı gelecek bize şu anda bu 20.04 versiyonunu kullanınca. Yani çekirdeğin bakın versiyonu da söylüyor. Her şey burada açık. Yani siz kurduğunuz işletim sisteminin ne olduğunu, ne işe yaradığını her şeyi biliyorsunuz burada. Şimdi biraz da Linux işletim sisteminin nerede kullanıldığına bakalım. Çok sıklıkla kullandığımız, ben buraya birkaç tane alan yazdım ama şöyle düşünelim. Mesela siber güvenlik alanında çok kullanılıyor. Neden çok kullanılıyor? Çünkü bir dağıtım indiriyorsunuz. Siber güvenlikle alakalı her türlü paket, program içinde hazır geliyor. Birkaç tanesine bakalım. Şimdi Kali Linux. Bakın bu da Ubuntu'nun yerine bir alternatif. Bakın indirdiğinizde böyle bir arayüz geliyor. Ubuntu'dan farklı mesela. Bu neyi kullanıyor? Galiba XFCE mi geçmiş? Bakın burada farklı farklı şeyler var. Versiyonları var. Cep telefonu için olan Kali Linux var. Bunu yüklediğiniz zaman bakın XFCE kullanıyor. İşte Gnome kullanan var. Size burada anlatıyor. Arayüzleri gösteriyor. Yani bunu yüklediğiniz zaman siz bir işte siber güvenlik dersi almak istiyorsanız örneğin Kali Linux kullanabilirsiniz. Sonra benim Kali'ye nazaran daha çok tercih ettiğim Parrot Security diye bir şey var. İşletim sistemi siber güvenlik için. Parrot işte Kali'nin aynısı. Ama siz bir sürü program işte kurmaya gerek kalmıyor. Yani şey düşünün, siz bir oyun bilgisayarı aldınız. İşte bilgisayara Windows'u kuruyorsunuz, driver'ları kuruyorsunuz, sonra oyunları kuruyorsunuz, zaman kaybediyorsunuz. Bu zamanı kaybetmeyin diye size hazır bir şey verilmiş. İşletim sistemi siber güvenlik için kullanmak üzere. Bakın bunu download dediğiniz zaman bir sürü burada sürüm var. İşte default'u 1.8 GB'mış. Home yani bu normal kullanıcı için. Bakın security olan 5.5 GB. Mesela bu Parrot Security OVA'yı direkt indirip VirtualBox'ta direkt açıp kullanabiliyorsunuz. Bütün tool'lar var. İşte bir Wi-Fi mi hacklemek istiyorsunuz? Bir dosyayı mı hacklemek istiyorsunuz? Direkt kullanabiliyorsunuz Peritos'u. Black Arch dediğimizde yine Debian tabanlı nasıl Linux'ler varsa Black Arch'ta Arch tabanlı Linux'ler biraz daha kullanımı zor. Yani yeni başlayan kişilerin bunu tercih etmesi çok doğru değil. Çok gerçekten zor. Yani eğer Linux'u ilk defa kuracaksanız veya şöyle bir soru sorun kendinize. Ben Windows'ta yapabildiğim her şeyi Linux'te yapabiliyorum derseniz o zaman bence Arch'a geçmeye başlayabilirsiniz. Ama eğer ben işte iki işletim sistemi kullanıyorum, Linux'u kapatıp Windows'a geçiyorum işte bazı şeyleri yapamadığımda diyorsanız o zaman Debian tabanlı Ubuntu kullanmaya devam. Şimdi double boot diye bir şey var, evet. Double boot aynı anda iki işletim sistemini kurup birini kapatıp öbürüne geçiyorsunuz. Onu kapatıp Windows'a geçip işte istediğiniz zaman geçiş yapabiliyorsunuz. Kişisel kullanımda ben buraya 4 tane Linux yazdım. Ubuntu ya da Popos kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben Ubuntu üzerinden Linux'u anlatacağım. Popos dediğimizde sistem 76 diye işte bir şey var, bir site var. Bunlar hem notebook üretiyorlar, hem de bir Ubuntu üzerinden yani Ubuntu'yu alıyorlar ve değiştirip Popos yapıyorlar. Bakın burada download dediğinizde zaten şey geliyor versiyonları. Bakın Popos 2010, Popos 2004. Bu Popos 2004 dediği aslında Ubuntu'nun değiştirilmiş hali. Burada güzel olan bir şey var. Bakın long term support'u indir ya da Nvidia indir. Eğer Ubuntu sizin bilgisayarınızda çalışmazsa Popos'u deneyin arkadaşlar. Eğer ekran kartınız Nvidia ise şu alttaki 2004 LTS Nvidia muhtemelen çalışacaktır. Popos da güzel bir şey. Bakın burada kendi laptopları da var. Eğer Amerika'ya giden bir akrabanız veya arkadaşınız varsa ondan isteyebilirsiniz. Gerçekten kaliteli çok güzel bilgisayarlar. Biraz kalın ama.
Devam edelim. Peki başka Linux ile ne yapabiliriz? Eski bir bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Örneğin Ubuntu'yu kullanabilirsiniz. Bakın Ubuntu'da yine bir Linux işletim sistemi Ubuntu gibi ama başına L koymuşlar. İşte başka bir arayüz kullanıyor. Bakın LXQT diye bir desktop kullanıyor. Yine arayüz değişiyor. Yani burada Linux'lerde değişen birkaç tane farklı masaüstü var. Hani biz tema kuruyoruz ya, bu tam tema değil. Farklı bir arayüz oluyor. Mesela bakın şeyi açayım ben. Elementary OS'u açayım. Bu mesela Mac gibi yapıyor işletim sisteminizi. Yani bilgisayarınıza bir Mac gibi bir Linux kurmanızı sağlıyor. Gerçekten bilgisayarınız böyle oluyor. İşte sol tarafta uygulamalar, yukarıda saat yazan, sağ üstte böyle bildirim ekranı. Yani bir MacBook'a çeviriyor bilgisayarınızı. Bakın aşağıda da uygulamalar var. Elementary OS da güzeldir. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir harita dolaşıyor internette arkadaşlar. Bu evet güncel. 2020 yılına kadar güncel. Şöyle bir bakalım. Burada şu ana kadar çıkmış bütün Linux dağıtımları var. Gerçekten çok fazla. Yani bunun içinde kaybolmak mümkün. Bakın Slackware diye bir Linux var. Ne zaman çıkmış? İşte 93 yılında çıkmış. İşte 95 yılında Minis diye bir şey çıkmış. İşte bakın buradan dallanarak gidiyor. İşte Salix diye bir şey çıkmış. Ondan başka bir şey türemiş. Porteus diye bir şey çıkmış mesela. Kiosk'ta kullanılan. Bakın biz Debian'ı kullanıyoruz. Debian tabanlı bir dağıtım kullanacağız. Bakın Debian'dan bir Ubuntu çıkıyor. Ne zaman çıkmış Ubuntu'ya? Şöyle bakarsak bakın 2004 yılında çıkmış Ubuntu. Sonra Ubuntu'dan başka işletim sistemleri çıkmış. Bakın Ubuntu'dan Elementary OS burada. Ondan sonra ne var? Mesela Popos'a bakalım. Bakın Popos burada. Ubuntu'dan yani Debian bir dağıtım çıkardığı zaman Ubuntu onu kendine entegre ediyor. Ubuntu'nun çıkarttığı işletim sistemine de Popos entegre oluyor. Bakın ilk Popos ne zaman çıkmış? 2017 yılında çıkmış ve hala devam ediyor. Bakın bazıları bitmiş. Bu harita inanılmaz büyük. Büyütebiliyor muyum bunu? Şuradan bakalım. Bakın bu kadar farklı Linux işletim sistemi var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. İşte örneğin siz bir üniversite araştırması yapıyorsanız ona yönelik İşte matematikle alakalı uygulamaların hazır olduğu bir Linux tercih edebilirsiniz. İşte robotik çalışıyorsanız, örneğin elektronikçi arkadaşlar robotik üzerine çalışıyorsanız robotik için hazır olan işletim sistemlerini tercih edebilirsiniz. İşte bakın kendi başına çıkan Linux'ler var. Şimdi gelelim bu işletim sistemlerinde yani dağıtımlarda diyeyim. Değişen arayüzler ne? Bunlar masaüstü ortamları. Farklı farklı masaüstü ortamları var. Ben buraya bildiğim birkaç tanesini yazdım ama gerçekten çok fazla var. GNOME bunların en çok kullanılanı. Şöyle bir sitede ben bu siteye bazen giriyorum, böyle güzel şeyleri var. Blog yazıları var. Şimdi bu masaüstü ortamlarına bir tanıyalım. Bunu mesela Ubuntu şu anda GNOME'la geliyor ama siz isterseniz KDE'yi beğendiyseniz onun üzerine KDE'yi yükleyebiliyorsunuz. Yani masaüstü ortamlarını seçmek size kalmış. Ama örneğin Ubuntu'ya KDE yüklemek istemezseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte Kubuntu diye bir şey var. Gerçekten böyle baş harfiyle şey yapıyor, türüyor bu işletim sistemleri. Kubuntu direkt size hazır KDE ile geliyor. İşte Ubuntu LXQT ile geliyor. Ubuntu GNOME'la geliyor. Eskiden Unity ortamıyla geliyordu. Kubuntu dediğimiz Windows'a en çok benzeyen arayüz. Nasıl bir şey? Biraz şuna yaklaşayım şöyle. Bakın sol tarafta bir başlat tuşu var. Başlat tuşuna bastığınızda işte bilgisayarın adı, bir tane panel var. Programlar burada. Sağ altta Wi-Fi'dir, saattir, işte bildirim ekranıdır. Yani şey olduğunda KDE yüklediğinizde bu şey oluyor. Windows'a en yakın masaüstü arayüzü oluyor. Bir sonra işte burada şey avantaj dezavantajları yazıyor. Bakabilirsiniz. Mate biraz daha farklı. İşte bakın sol üstte menü koymuşlar. Buraya programlar sıralanıyor yanına. Sağ üstte bildirim paneli var. İşte masa üstüne klasörleriniz buraya geliyor.
Mate böyle bir şey. Bu arada Ubuntu'nun bak Mate için olanı da varmış. Ubuntu Mate kullanabiliyoruz. Gnome bizim Ubuntu'da kullanacağımız. Gnome biraz daha değişik. İşte böyle bir menüsü falan var. Yani burada aslında şeyi seçiyorsunuz kendinize. Masaüstü ortamınızı istediğiniz gibi siz seçip kullanabiliyorsunuz Linux'te. Yani Windows'un size zorladığı şeyi kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. İşte Gnome var. Bu şeyin, Mint'in bir arayüzü. İşte KDE'ye biraz benziyor. Budgie diye bir şey var. İşte yan tarafta bildirim paneli var. Sol altta menüsü var. LXQT, Qt ile yazılmış bir desktop environment. İşte biraz daha farklı ikonlar değişiyor. Başlat yeri değişiyor. XFCE çok hafif. Yani genelde bilgisayarınız yavaşsa veya hızlı olan bilgisayarınızın çok daha hızlı olmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Deepin bu da çok güzel. Ben bunu kullanmıştım. Linux'un Deepin olanı da var. Yani desktop environment dediğimiz şey sizin Linux'teki işte mouse'unuzun, işte programları açmak için çift tıkladığınız simgelerin olduğu, menülerin olduğu şeyleri ekliyor. Linux tabii ki bu masaüstü ortamlar olmadan da çalışabiliyor. Yani bir ekrana bile ihtiyaç duymuyor Linux. Siz bir Linux işletim sistemi yükleyip bir kart şeye, bilgisayara bunu açıp ekransız uzaktan başka bilgisayarla bağlanıp kullanabilirsiniz. Keza sunucu sistemleri böyle çalışıyor. Yani bir ekranları olmuyor. Siz uzaktan bağlanıyorsunuz ve SSH dediğimiz bir şey, program kullanıyorsunuz. Protokolü var bunun. Bağlanıp istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Debian'a. Debian Pardus'u anlatmıştım. İşte özgür bir işletim sistemi yapmaya karar vermiş. Gönüllerin oluşturduğu bir işletim sistemi Debian. GNU Linux tabanı 93 yılında çıkıyor. Hala geliştirilmeye devam ediyor. Yeni yeni versiyonları çıkıyor. Linux'u nasıl öğrenirsiniz? Arkadaşlar Linux için Linux yaz kampı vardı ama maalesef bir yıldır yapılamıyor pandemiden dolayı. Biz de orada bu tarz dersler veriyoruz. Yani Linux dersi 2 hafta boyunca falan. Burayı size öneriyorum. Pandemi bittikten sonra Linux yaz kampına katılın. Bir diğer şey de Linux kullanın. Yani kullanmadan bunu öğrenemezsiniz. Linux ile ilgili bazı tabii problemler var arkadaşlar. Bunları es geçmemek lazım. Linux Windows kadar esnek değil. Yani her zaman her bilgisayarda çalışmıyor. Bazı bilgisayarlarda ciddi problemler çıkarabiliyor. O yüzden biz mesela yani şirket olarak eğer bir Linux şeyiniz varsa zorunluluğunuz genelde Dell XPS, işte Lenovo'nun ThinkPad serisi. Mesela benim de Lenovo ThinkPad X230 bir bilgisayarım var. İçinde Core Boot yüklü. Yani BIOS'u bile özgür. İşte olabilecek en özgür bilgisayarlardan birisi. Şimdi çekirdek, sürekli bu versiyondan bahsettik. İşte bir sürü şeyden bahsettik. Çekirdek ne? Şunu biraz uzaklaştırayım. Şimdi arkadaşlar, bu çekirdek dediğimiz şey işletim sisteminin kalbi. Şimdi şöyle düşünün. Sizin elinizde bir işletim, bir işlemci var. Bir RAM var. Bir de işte donanım var. İşte kameranız var, ekranınız var. Şimdi bunları ortak bir şekilde paylaştırmanız gerekiyor. Yani şöyle düşünün, siz hem YouTube'a girip bir video izliyorsunuz, bir yandan kod yazıyorsunuz. İşte belki kod yazarken veya ders çalışırken yan tarafta bir video izliyorsunuz, aynı zamanda bir şeyler yazıyorsunuz. Siz bunları aynı zamanda yapıyorsunuz ama aslında bunlar arka tarafta aynı zamanda yapılmıyor. Şimdi bizim bir tane işlemcimiz var. Bunları zaman paylaşımlı olarak bize birisi yönetiyor. Yani ne oluyor? Siz video izlerken bir süre video izliyorsunuz. Bir anda yazı programı aktif oluyor. Siz yazı yazıyorsunuz ama bilgisayarlar bunları kaçırmadığı için, yani çok hızlı bir şekilde peş peşe yaptıkları için size şey gibi geliyor. Ben aynı anda kullanıyorum gibi geliyor. Aslında aynı anda kullanılmıyor. İşte bunu sağlayan şey de bizim çekirdeğimizde bir tane scheduler dediğimiz bir şey var. Ne yapıyor? Sizin için uygulamalarla donanım arasına çekirdek, ilk çalışan program bu, kernel, çalışıp sizin işlemcinizi ve belleğinizi
Yani kısacası bütün donanımınızı paylaşımlı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Çekirdek bir yönetici hangi uygulamanın ne zaman çalışacağını belirliyor. İşte zaman paylaşımını bunları bölüyor. Belli kuralları var. İşletim sistemleri aslında bunun için var. Yani siz şöyle düşünün. Bir cihaz yapıyorsunuz sadece video izlemek için. Mesela şey düşünün. Video player'larımız var. İşte eskiden CD takıp izliyorduk. Şimdi onlarda bir işletim sistemine gerek yok. Neden? Çünkü tek bir görevi gerçekleştiriyor. Yani siz videoyu takıyorsunuz ve o videoyu ekranda gösteriyor. Ama bir işletim sisteminden söz ettiğiniz zaman işin içinde şeylerin olması gerekiyor. Yani birden fazla uygulama olmalı. İşte hem internete gireceğim, hem kamerayla sohbet edeceğim, hem kod yazacağım. Böyle bir şeyden söz etmek gerekiyorsa bir işletim sistemine ihtiyacınız var. Kernel dediğimiz şey, bakın şurada takip ediliyor kernel.org sitesinde. Şu an en son çıkan kernel versiyonu 5.11.7 versiyonu. Bakın burada işte mainline stable olan versiyon bu. Hatta şeye bakalım. Stable versiyonunda bakın neler değişmiş ve kim değiştirmiş. Bakın birisi bunu kim göndermiş? Kim test etmiş? Yapılan commit yani yapılan değişiklik kernel'a ne eklenmiş veya ne çıkmış? Bakın burada hepsini görebiliyoruz. Notlarını alıyorlar. Bakın böyle aşağı inip merakınız varsa inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok yüksek seviye kodlar var kernel'da. Bakın C ile yazılıyor bu arada Linux kernel'ı. C programlama diliyle. Bakın burada yapılan bütün değişiklikleri görüyorsunuz. Neler ekleniyor? Örneğin bizim işte ThinkPad bir bilgisayarımız var. T495. Bu bilgisayarın arkadaşlar şeyi yok. Parmak okuyucusunun driver'ı işte eski Linux'lerde yok. Yani eski kernel'larda yok. Mesela birisi oturmuş bunun driver'ını yazmış. Yani bu açık kaynak olduğu için bakın burada GitHub'da işte şeyi var, repository'si var. Şeyi de Linus Torvalds işte 92 yılında ya da 93 yılında ilk bu free yani Linux'u yazmaya başlıyor. Zaten Unix'ten türüyor Linux ve Linus Torvalds işte adını Linux koyuyor bunun. Buradan kodlarını inceleyebilirsiniz. Ben şeyi çok şaşırıyorum. Bakayım. Şimdi şurada raporlarda şey var. İşte kimler kod göndermiş diye bakmıştım ben. Bakın bayağı işte artık Linux'ten daha fazla insanlar kod yazıyor Linux'e. Bakın 6600 tane Twei Nürnberg şey Almanya'da bir arkadaş 6602 tane commit yazmış şeye Linux çekirdeğine. Siz de katkı yapabilirsiniz bu çekirdeğe. Örneğin ya şey düşünün hani sizin bir işte bir donanım var ama onun bir driver yok oturup yazabilirsiniz şeye Linux'e. Kernel haritasına bakalım. Bakın kernel'ın görevleri bunlar. İnanılmaz çok görevi var. Bunları biz istek yapıyoruz, paylaşımını kullanıyoruz. Yani ekrana bir şey yazdırmak istediğimiz zaman kernel'ın bize izin vermesi gerekiyor scheduler'ın. O paylaşımlı olan şeyi. Bakın burada bir sürü şey var işte. Arayüzden tutun, sistemden tutun. Şimdi 45 dakikamız dolmuş ama 50 dakika yapalım. Sonra bir 10 dakika ara verelim. Herkes bir kahvesini yenilesin. Belki lavaboya gider. Sonra devam ederiz. Saat 10'da 5 dakika daha şu haritayı bitirelim. Ara vereceğim. Linux'un görevlerinde sistem, işte proses, memory, storage, belleklerle alakalı, network'le alakalı. Siz internete girerken istek yapıyorsunuz, çağrı yapıyoruz. Aslında kodunuz. İşte güvenlikle alakalı threadler var, sanal bellek var. Bunların hepsini tek başına çekirdek üstleniyor. İşte bu gördüğümüz az önceki commitler var ya yeni eklenen kodlar veya çıkarılan işte buradaki bölümlere eklenip çıkartılıyor. İşte bakın bölmüşte elektronik taraf bizim arayüz tarafıyla alakalı neler var burada? Bakalım mesela. Bakın video device. Ekrana bir şey göndermenizi sağlayan bölüm. İşte giriş çıkışları kernel kontrol ediyor. İşlemci ile alakalı yapıları kernel kontrol ediyor. Bellekle alakalı disk kontrolcüsü ve network. Bunlar kernel'ın görevleri. Kernel çok önemli bizim için. Bütün işimizi bizim için bütün arka planı kernel yapıyor. Biz ondan istek yapıyoruz arkadaşlar.
Şimdi burada isterseniz bir ara verelim. Saat 10'da kurulumla devam edeceğim. Ubuntu'yu kuracağız ama sizden şunu istiyorum. Bu aşağıdaki linkler arkadaşlar hazır olmalı ve VirtualBox'ı da kurulu olmalı. Zaten kaçırırsanız şeyden kayıttan tekrar izleyebilirsiniz. Evet, bir 10 dakika ara verelim. Sonra devam edelim. Tamam.
Merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar herkes indirdiyse VirtualBox'ı hemen açalım VirtualBox'ımızı. Ben yayın sırasında birkaç soruları da baktım. Evet, VMware kullanmak isteyenler kullanabilir. VirtualBox ama daha çok tercih ediliyor. Yani başlangıç için en azından. Yani biz de mesela eğer şirket için olarak yani bir iş yapacaksanız VirtualBox biraz şey değil, yeterli değil. Ama başlangıç için gayet yeterli. Şimdi VirtualBox'ı kurduktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran geliyor. Önce yeni bir işletim sistemi kuracağınızı söylemek için hemen şuradaki New butonuna tıklıyorsunuz. Bakın hemen şu yukarıda. New'e tıkladıktan sonra size bir isim vermenizi istiyor şeyden, kullanacağınız sanal makineye. Ben Ubuntu Desktop diyeceğim. İşte buradan Ubuntu 64'ü kendi buluyor zaten siz eğer Ubuntu adı girerseniz. Hemen continue diyelim. Ne kadar RAM vermek istediğinizi soruyor. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdilik 2 GB RAM vereceğim. 2048. Devam diyoruz buraları. Hiç ellemeyin arkadaşlar ilk başta kurmak için. Sadece dinamik olsun. Buralara geç diyoruz. Şuradaki 10 GB kısmı bazen yetmeyebiliyor bir şeyler kurduğunuz zaman. Daha sonra büyütmekle uğraşmayalım. Bunu 15 GB veya 20 GB yapabilirsiniz. Daha sonra büyütmek de mümkün bunu ama yerimiz dolmasın. En son burada aslında siz şey seçiyorsunuz. Bu sanal makine ya. VirtualBox'ta şeyi söylüyorsunuz. Bana 20 GB diskli bir işletim sistemi yarat. Şimdi bakın ben create ettiğim zaman buraya bir tane bakın listeye şey geldi. Ubuntu Desktop geldi. Bana bu sanal makinenin özelliklerini söylüyor. İşte hangi boot'ta neler olduğunu, işte RAM'in ne kadar olduğu. İşte bakın burada birkaç şey var. KVM kullanıyor. Bunlar şey sanallaştırma teknolojileri. Çok takılmıyoruz biz bunlara. İşte ekran kartının ne kadar olduğunu söylüyor. Şeyin hard diskimizin ne kadar olduğunu söylüyor. Bakın bize bir tane 20 GB'lık bir disk bağlamış. Yani aslında biz sanal bir bilgi yani bilgisayarın içerisinde bir bilgisayar oluşturduk. Şimdi buna tabii bizim şey gibi düşünün. Bilgisayarınızı ilk aldığınızda eğer FreeDOS alırsanız içinde herhangi bir işletim sistemi gelmiyor. Bu da aynı şekilde şu anda boş bir bilgisayar. Hemen Settings bölümüne tıklıyoruz bu Ubuntu Desktop'u tıklayıp çarka Settings'e tıklıyoruz. Birkaç tane ayar yapacağız. Ben onları aslında şeye dokümana yazdım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ben hemen hızlıca birkaç ayarını değiştireceğim. Şimdi önce sisteme geliyoruz. Sistemden arkadaşlar şu processor işlemci kısmına geldiğinizde kaç adet kaç çekirdek vereceğinizi söylüyorsunuz burada. Bunun sizin için yeşil şuraları söylüyor ama ben genelde yarısını veriyorum. Çünkü bazen kendi bilgisayarınızda kitleyebiliyor veya birden fazla kullanabiliyorsunuz. Yeşil olan kısmın yarısı yani benim bilgisayarım 8 çekirdeği var gerçek. Ben 4 çekirdeğini vermeyi tercih ediyorum. Ondan sonra ekran kartı bölümüne geliyoruz. Çekirdek sayısını ayarladıktan sonra buradaki video memory'yi en sona getirin. Ardından şu grafik kontrolörü VBox SVG'ye yapınca bazen şey oluyor. Full ekran gelebiliyor şey. O yüzden onu bir seçin. Eğer size izin vermezse arkadaşlar geri VM SVG'ye dönebilirsiniz. Ben VBox SVG'yi kullanacağım. Bu Mac için. Buradaki grafik kontrolörü şeye bakın. Çözünürlüğü ya çok büyük gelir. Yani büyük ekranda küçücük bir ekran gelir örneğin. Eğer öyle gelirse şey yapın. Başka bir grafik controller deneyin. Ondan sonra storage kısmına geliyoruz. Şimdi ne kuracaksak örneğin siz bilgisayarınıza format atıyorsunuz. Format atarken ne yapıyorsunuz? İşte format diski, CD'si veya USB'si takıyorsunuz. Şimdi biz buradan o diski takacağız. Bakın storage yani bellek bölümüne geldiğimde controller ID'nin altında boş olan bir CD sürücü var. Geliyorum buraya. Diske tıklıyorum ve buradan bir tane şey choose disk file değil ilki choose create
disk file diyoruz arkadaşlar. Böyle bir ekran geliyor. Add diyoruz disk imajı için. Daha önce indirmiş olduğumuz imajlardan 2004'ü indirmiştik ya, 2004-2 ISO dosyası. Bu ISO dosyasını seçiyoruz. Seçtikten sonra choose diyoruz ve bakın diskimiz yerleşti. Eğer IDE controller'ın altında empty değil de Ubuntu 20.04.2 görüyorsanız veya Türkçe ise VirtualBox'ınız, orada da yine aynı şekilde disk gelecek. Bunu yaptıysanız OK'ye basıp kapatabiliriz. Yine kapattığınızda da bakın bir tane sizin bellek diskiniz, bir tanesi de artık optik drive'a yani CD sürücüsüne aslında şu anda şeyi taktık. Ubuntu yükleme diskini taktık. Eğer bunu takmasaydık şey gibi olacak. Siyah bir ekranda böyle bilgisayarımız kalacaktı. Sonuçta bu aslında bir bilgisayar yani şey. Sanal bilgisayar. Bütün ayarları yaptıysak start tuşuna basalım. Ve ilk Linux'ümüzü boot etmeye başlayalım. Bakın şöyle bir ekranda Linux boot oluyor. Şimdi Linux'ün burada gücünü göreceğiz. Yani biz Linux'ü kurmadan da kullanabiliyoruz arkadaşlar. İlk başta şöyle bir checking yani diskinizin doğru olup olmadığını kontrol eden bir check işlemi yapacak. Bunu bekleyin veya kontrol C ile geçebilirsiniz ama özellikle ilk flash'a mesela bir flash'la bilgisayarınıza Linux kuracağınız zaman bunu geçmeyin. Çünkü eğer burada şeyde flash'ta bir problem varsa bilgisayarınız kurulmaz. Yani ilk defa yapıyorsanız bu check işlemini yapın. Bir dahaki seferlerde yapmasanız da olur. Şimdi Ubuntu açılıyor. Bakalım. Şimdi sizde de böyle olmuş olması lazım. İlk başlattığınızda Ubuntu'nun yükleme diskinin böyle yüklenip gelmesi gerekiyor. Bakalım gelecek mi? Biraz olması gerekenden uzun sürdü. Gelmedi. İlk Linux şeyini yaşadık. Mesela grafik kontrolleri bir değiştirmeye deneyelim. Sizde gelmiş olabilir. Eğer geldiyse orada bekleyin arkadaşlar. Ben şimdi şeyi kapatacağım makineyi. Tekrardan grafik kontrolleri değiştirip tekrar deneyeceğim. Bakalım. Zaten grafik kontrolör değişmemiş galiba. Değiştirmeme izin vermiyor. Tekrar bir deneyelim. Bakalım açılacak mı? Benim ekran kartımla alakalı da bir problem var. Deneyelim tekrar bakalım. Evet, birisi OVA dosyasından bahsetmiş. Evet ama OVA dosyasını bilgisayarınıza kurmayacaksınız. Biz şu an şey yapmak istiyoruz. Sıfırdan bir Linux kurmak istiyoruz. Yani amacımız bilgisayara ilk Linux'u kurduğunuzda neler yaşayacağımızı görmek. Bir daha deneyelim. Bakalım bu sefer açılacak mı? Aslında açılması lazım. Belki ekran paylaşımıyla alakalı bir şey de olabilir. Normalde benim bilgisayarımda çalışıyor. Olmazsa ben VMware'la devam edeceğim. Siz VirtualBox'la devam edersiniz. Hemen VMware'a geçiş yaparım ben. Evet, bununla bir problem var. Linux dünyasında buna alışın arkadaşlar. Bu tarz problemler çok oluyor. Yani işte bilgisayarı yeniden başlatıp açtığınızda düzelebiliyor. Ben şimdi bununla vakit kaybetmeyeceğim. VMware'a geçeceğim. Normalde benim bilgisayarımda VirtualBox hiç problemsiz çalışıyordu. Şu an bilmediğim bir sebepten dolayı çalışmıyor. Vakit kaybetmeyelim. Sizde çalıştıysa bir şeyle devam edin VirtualBox'la. Şimdi ben şöyle bir şey kullanacağım. VMware kullanacağım ama bendeki Mac sürüm olduğu için Fusion kullanacağım. Ayarlar aynı. Az önce yaptığımız ayarlarla aynı ayarları yapacağım. Bakın yeni bir işletim sistemi diyorum. Tabii bunun sadece arayüzü değişiyor.
Hemen şuradan diski vereyim, vakit kaybetmeyelim. Daha çünkü kurulum aşaması olacak. Bakın diski verdim. İleri diyorum. Easy install istemiyorum. Burada işte şey değişiyor. Arayüz değişiyor sadece. İşte bakın kendi 2 CPU verdi. 4 GB RAM verdi. Bunları şimdi otomatik geçeceğim. Siz VirtualBox'ı deneyin. Şeyi de deneyebilirsiniz. Çalışmazsa daha sonra benim gibi VMware'da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi vakit kaybetmemek için direkt VMware'a geçtim. Bakalım VMware'da ne yaşayacağız. Bakın ikisini de kullanmış olduk aslında. Benim VMware lisansım var. Mac için olan Fusion'ın lisansı. Belki de ISO diskim bozuldu, bilemiyorum. Bakalım. Ama çek işleminde başarılı geçiyordu. Bir yandan da bir tane daha deneyimek istiyorum. Bakalım bu olacak mı? Sanki sağ taraftaki geldi. Evet, geldi. Şimdi arkadaşlar Linux'u ilk kurduğunuz zaman direkt Linux kendisi böyle açabiliyor. Hatta sesi de geldi, boot olma sesi. Şunu kapatalım, bir öncekini. Hatta direkt silelim. Şimdi arkadaşlar Linux'e ilk girdiğinizde orada bu kadar yavaş olmaması lazım. Sizde nasıl bilmiyorum ama böyle bu kadar yavaş olmuyor. Bu bayağı bir yavaş. Muhtemelen şu an belki de şeyden dolayı, yayından dolayı oluyor. Şimdi sizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada bu Windows'ta olmayan bir özellik. Ubuntu'yu dene deyip direkt masa üstünde açabiliyorsunuz. Ubuntu'yu kur deyip kuruluma da geçebiliyorsunuz. Ben şimdi dene demeyeceğim çünkü muhtemelen çok yavaş açılacak. Kuruluma geçeceğim direkt. Siz kendiniz isterseniz try deyip buradan Ubuntu'yu deneyimleyip sonra da kurabilirsiniz. Ben direkt yükleme adımını atlayacağım ki burası bile biraz bayağı yavaş gelecek gibi duruyor. İlginç. Sizden standart bir işletim sistemini kurarken bazı şeyler istiyor. İşte klavyenizin dili, ben İngilizce olmasını istiyorum. Devam et dedim. Normal bir kurulum yap. Yani bütün programları kur. Biz burada şey soruyor size. İşte bütün programları kurayım mı? İşte ofis programları, oyunlar falan. Ya da minimal seçebilirsiniz. Minimalde şunu yapıyor. Gereksiz bütün programları siliyor. Yani temiz bir kurulum yapmış oluyor. Ben normali tercih edeceğim. O programları görelim nelerle geliyor Linux. Bazı şey yüklerken şey yapayım mı diyor. Update'leri indireyim mi? Bunu kaldıracağım ben hızlı açılması için, hızlı yüklenmesi için. Normal kur diyeceğim. İleri dedim. Şimdi ileri deyince muhtemelen disk ayarlarına geleceğiz. Bakalım. Aşağı biraz sanallaştırma
zor oluyor gerçekten. Yani sizin yani bilgisayarınızın biraz güçlü olması gerekiyor. Özellikle belleğinin ve işlemcisinin iyi olması gerekiyor. Bu tarz şeyler biraz Mac için gerçekten uygun değil. Yani ben Linux geliştirmeleri için bile kullanıyorum ama şimdi burada diski nasıl kullanacağınızı soruyor. Basic yani temel yaptığımız için bu eğitimi ben Something Else veya Advanced Feature'lara girmeyeceğim. Burada hiçbir şey seçmeden diski sil ve Ubuntu'yu kur diyoruz. Yani ilk defa kullananlar için direkt devam edebiliriz. Ne yapıyoruz burada? Bakın sizin Linux'ü diskinize nasıl kuracağını bu kurulum ekranını anlatmanız gerekiyor. Bunu eğer bilmiyorsanız otomatik bir şekilde böyle geçebiliyorsunuz. Standart bir kurulum yapıyor. Siz isterseniz bu şeyleri bölümlendirebiliyorsunuz. Dosya hiyerarşisini ben anlatacağım. Orada göstereceğim bunları. Geçtim direkt kabul ettim. Yani o şekilde ayarla dedim. Yaşadığın yeri seçiyorum. Bunu şey için istiyor. Nerede yaşadığını. Saati güncel tutmak için. İşte buraya isminizi, bilgisayarınızın adını yazın. İşte -v diyelim ya da -pc diyelim. Bir tane parola belirliyorsunuz kendinize. İlk bilgisayara girmek için. Şimdi arkadaşlar bu ekranda kurulum başlıyor. Benimki uzun sürerse ben hazır bir şeye geçerim işletim sistemine. Uzun sürmezse devam ederiz. Bu arada ben size başka şeylerden de bahsedeyim kurulum yaparken. Siz de burayı şey yapın, takip edin. Şimdi 40'ına kadar yarım saatimiz falan kaldı. Yarım saatte de şey yaparız. Kurulumdan sonra programlara falan bakacağız. Şimdi ben size elimde bir tane kart var, bunu göstermek istiyorum. Bakın bu kart benim işte iki parmak ucum kadar bir şey. Küçücük bir kart. Bu kartın içinde Linux çalışıyor. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Bakın bu kartın neyi var? Bir tane ekranı var. Yani parmak ucum zor sığıyor. Belleği var. Yani SD kartı. SD kartın altında Wi-Fi'yi var. İşte bakın altında iki tane USB soketi var. Type-C girişi var. Arka tarafında işlemci ve RAM'i var. Yani bu elimde tuttuğum şu iki parmağım kadar şey, parmak ucum kadar şey bir kredi kartının çeyreği boyutunda. Bu bir bilgisayar. Bayağı buna USB takıp bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz bunu. Ben şimdi buna güç vereceğim. Type-C'den gücü alıyor. Bakın güç verdim. Ve şimdi burada bu şey çalışacak. Ve bunun içinde Linux var arkadaşlar. Bakın şu anda açılmaya başladı. Bakın direkt Linux yazıyor zaten önünde. Şu anda Linux açılıyor. Yani şöyle düşünün, Linux bu kadar o kadar güçlü ki bir karta bile yükleyebiliyorsunuz buna. Şu kadarcık bir kart bu. Bakın Linux yükleniyor ekranda. Şu an Linux boot oldu. İki parmağın boyutunda bir şey. Bu kadarcık bir şey. İşte Linux bu kadar güçlü. Bakın şu anda Linux boot oldu ve şey kullanıyormuş. Ubuntu 16.04 var. Evet, ekran küçük. Şöyle yapalım. Ben şu paylaşımı kapatayım. Şimdilik. Ekranı büyütebiliyor muyuz o zaman? Bakın şöyle bir kart. Bunda Linux çalışıyor şu anda. Şöyle kameraya göstereyim. Bakın ekran var. Küçücük bir tane ekranı var. Daha ilk şey yapalım. Bu Linux Quark diye bir kart. ARM tabanlı bir şey. Kart. İşte belleği, işlemcisi, her şeyi var. Bakın şimdi logosu çıkacak direkt. Dönüyorum. Evet şu anda boot oluyor. Ubuntu 16 var bunun içinde. Biz mesela Ubuntu 20 kuruyoruz şu anda. Şimdi Linux dediğimiz şey herkesin evinde var, yıllardır var. Yani modeminiz mesela Linux işletim sistemiyle çalışıyor. Size IP veren, internete girmenizi sağlayan şey. OpenVRT kullanıyor çoğu. Cep telefonumuz, Android bir Linux, iOS yine Linux tabanlı. Yani siz aslında günlük hayatta Linux kullanıyorsunuz, sadece bilmiyorsunuz, koduna erişmiyorsunuz ama şey yaparsanız böyle merak edip hani bu
şeyin arkasında ne var? İşte kendi Android sürümünüzü falan yaparsanız orada görüyorsunuz, karşınıza şey çıkıyor. Bayağı bir Linux ile ilgili şeyler çıkıyor. Ben tekrar ekran paylaşımını açayım. Linux kurulumu devam ediyor. Bu Linux'ü kendi bilgisayarınıza böyle kuracaksınız. Ama ilk başta sanalda bir deneyin. İşte o çekirdek sayılarını falan arttırın daha hızlı çalışması için. Bu küçük aygıtlar nerede kullanılıyor? İşte değil mi? Modem gibi, yani bir cihaz yapıyorsanız, örneğin arabalarda Linux şu anda, işte Tesla var, elektrikli araç, onların işletim sistemi Linux. Yani ne diye aratıp bulabilirsiniz. Bunun ismi ne arkadaşlar? Quantum. Şöyle bir kart. Linux Quantum diye geçiyor. Bunu Çin'de geliştirilen bir kart. Oradan sipariş verip alabilirsiniz. Yani Linux Quantum, Linux Development Kit diye arattırdığınız zaman çıkıyor. Bununla ne yapabilirsiniz? İşte bu, işte örneğin işte şeyler var, martılar var her yerde, scooterlar. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Çünkü Linux dediğiniz zaman bütün elektroniklerin içinde, yani bir işletim sistemi gerekiyorsa genelde Linux kullanılıyor. Hatta o kurulum yaparken ben şeye devam edeyim, yazıya. Yocto Project'ten bahsedeyim size. Şimdi mesela bunun içerisine Yocto Project yapabiliyorsunuz. Yocto Project ne? Şöyle, bakın burada yazıyor zaten. Diyor ki Yocto Project bir embedded Linux dağıtımı değil. Siz burada kendi özel Linux'unuzu yaratabiliyorsunuz Yocto Project'le. İşte bu Yocto Project örneğin Tesla'da, işte birçok, bakın şeyleri de yazmışlar kimin kullandığı, bakın. AWS kullanıyor, Intel kullanıyor, ARM kullanıyor, Cisco kullanıyor, Facebook kullanıyor. Microsoft bile kullanıyormuş, bakın bayağı firmalar var. Ne yapıyorsunuz burada? Siz kendi Linux'unuzu yapıyorsunuz. Size özel bir işletim sistemi oluyor. Bunu yalnız dağıtımla karıştırmayın arkadaşlar. Burada gerçekten kernel'ın içinden parçalar çıkartıp ekleyebiliyorsunuz. Yani işe özgün bir şey yapmanızı sağlıyor. Örneğin Tesla'daki arayüz Linux ama işte çok hızlı açılması gerekiyor. Ne yapıyor onlar da? Burada konfigüre edip onu sadece gerekli şeyleri kuruyorlar ve diğer şeyler gelmemiş oluyor. Bakalım kurulumumuz tamamlandı mı? Mesela biz de 3D printer üretiyoruz. Biz de bu tarz şeyler kullanıyoruz. İşte ya yok da kullanıyoruz ya da Linux'u kırpıp istediğimiz hale getiriyoruz. Bu kartlarda işte ne yapılabilir? IoT, işte eğer akıllı bir buzdolabınız varsa, çamaşır makineniz varsa, işte cep telefonuyla kullanılan falan, muhtemelen içinde Linux çalışıyordur onun. Yani Linux'un şu anda girmediği neredeyse hiçbir yer yok. Evimizde artık modemlerimiz Linux, cep telefonlarımız Linux. Yani aslında hepimiz ister istemez bir Linux kullanıcısıyız ama bilmiyoruz aslında. Sadece kişisel bilgisayarımızda kullanmıyoruz. Çünkü biraz zor, gerçekten zor kişisel bilgisayarda kullanmak. Bu ara bakayım, biraz sorumuz varsa onları cevaplayayım. Benim kurulumum bayağı uzun sürecek gibi. Şöyle yapalım. Kurulum ekranını ben atlayayım. Şurada bir tane Linux'u ben açayım. Daha önce kurulmuş olan hazır. Kurulumu beklemeyelim çünkü uzun sürecek gibi. Sizinki kurulduysa veya arkadaşlar beni şey yapmaya devam edin, izlemeye devam edin derse, sizin bittiğinde tekrar başa alıp benim yaptığım kısımları siz tekrar yaparsınız. Ama şu an genel bir yavaşlık var. Yani normalde gerçekten bu kadar yavaş olmuyor. Buna bir bakmam gerekiyor. Bilgisayarımla ilgili program.
Bu arada MacBook kullanıyorum ben. İşte MacOS işletim sistemi var. MacOS'ta BSD tabanlı. Yani aslında Mac işletim sistemi bir Linux tabanlı. Yani benzerler diyebiliriz. BSD kullanıyoruz. İşte biz Debian kullanıyoruz. O BSD'yi değiştiriyor. Kernel'ını değiştiriyorlar. Biliyorsunuz ki Mac'te de her türlü program var aslında. Linux'te de her türlü program var ama bazı programları geliştirmiyorlar Linux'e. Yani Windows'ta bırakıyorlar. İşte o programlar yok. O programları da biz Linux'te kullanabiliyoruz. Wine diye bir şey var. Windows programlarının hepsini kullanabiliyoruz. Ben şimdi Linux'u açayım. Kurduysanız ve yeniden başlattığınızda parolanızı soran bir ekran gelecek arkadaşlar. Az önce benim girdiğim gibi. Şimdi tekrar açalım sanal makineyi. Parolanızı soran bir tane ekran gelecek. O ekranda parolanızı yazdıktan sonra Linux işletim sistemi ilk arayüzü ekranı karşınıza gelecek. Ben şöyle biraz şeyleri kapatacağım. Şimdi bu benim normalde işte işlerim için kullandığım Linux, yani Mac üzerinde kullandığım Linux işletim sistemi. Şimdi ben bunu full screen yapayım. Bakalım. Biraz yavaş kalıyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi oldu. Bir saniye arkadaşlar bitsin çünkü biraz takılıyor şu anda. Şu full screen'i kapatmam lazım. Tamam. Şimdi Linux'u açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ubuntu, yani Ubuntu'yu açtığımızda Ubuntu Gnome masaüstünü kullanıyor. Şimdi masaüstü dediğimiz bölüm şuradası Windows'taki gibi aynı ikonlar böyle sıralı bir şekilde buraya gelmeye başlıyor. İşte siz yeni bir klasör açtığınızda işte ne yapıyorsunuz Windows'ta? Sağ tıklıyorsunuz işte yeni bir klasör oluştur diyorsunuz. Bakın burada da var aynısı. Yeni klasör oluştur dedim. Benden ismini istiyor. İşte temel Linux diye bir klasör oluştur dedim. Bakın klasör geldi buraya. Klasörün içini açıyorum. Bakın Windows'taki aynı klasör açma ekranı geliyor karşıma. İşte sağ tıkladım bunu sil dedim. Çöp kutusu burada. Windows'la birebir aynı. Çöp kutusuna sağ tıkladım. Çöp kutusunu boşalt dedim. Sil. Windows'la neredeyse aynı. Değişen şeylere bakalım. İşte burada bir tane activity bölümü var. Açık olan programları gösteriyor. İşte bakın burada masaüstü birden fazla masaüstü kullanabiliyorsunuz. Sık kullandığımız favori programlarımız sol ekrana geliyor. İşte Visual Studio Code mesela ben çok kullanıyorum buraya koydum. İşte Qt için Qt Creator buraya koydum. Bütün programlara ulaşmak istersek sol alttan Show Applications dediğimizde kurulu olan bütün programları görüyoruz. Buradan arayıp bir tanesini açabiliyoruz işte. Google Chrome istiyorsak ulaşabiliyoruz buradan. Escape'le kapatıyoruz. Ortada bakın işte tarih bölümü var. Bana birkaç uyarılar veriyor. Notlar, şeyler burada, bildirimler buraya geliyor. İşte beni rahatsız etme, bütün bildirimleri kapatıyor, sesler kapanıyor falan. Özellikler burada. Yani aslında bu arayüzü işte beğenmezsek diğerleriyle değiştirebiliyoruz. Bakarız nasıl kurulacağını. Hatta birazdan bir farklı bir tanesini kurarız. Şimdi şu bölüm arkadaşlar, sağ üst bölüm aslında bizim Windows'ta sağ alt taraftaki işte internetimiz, ses ayarımız olan bölüm Gnome'da. Sağ üstte bakın sesi ayarlayabileceğim, işte interneti ayarlayabileceğim. Şu anda bu Linux şeyle bağlı.
Ethernet'le bağlı gözüküyor. Yani biz onu şeyden seçebiliyoruz. Sanallaştırıcı VMware veya VirtualBox'tan. Başka neler var burada? Ayarlar var. İşte ekranı kitleme, lock veya kapatma. Şimdi buradan bir ayarlara girelim. Ne tarz ayarlarımız var Linux'te? Onlara bakalım. İşte bakın, internet ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Bluetooth, örneğin bir kulaklık bağlayacaksanız veya bir donanım bağlayacaksanız onu Bluetooth ayarlarından. Arka plan resmi, bakın ben Ay resmi koymuşum. Normalde işte Ubuntu'nun şu tarz böyle bir hayvan ismi seçiyorlar ve o hayvanla geliyor. Ben şu anda Ubuntu 20.10 kullanıyorum arka tarafta. Ha, bakın bu da bitti. Bir yandan da bunu açarız yan tarafa. Arka plan resmi. Bakın çok güzel oldu aslında. İki farklı versiyon olmuş oldu elimizde. Bittiği zaman kurulum arkadaşlar burada şey diyecek size işte yükleme diskini çıkartıp Enter'a basın. Çünkü bilgisayarınız yükleme diskini tekrar açmak isteyecektir. VMware'da bunu yapmanıza gerek yok. Şey, VirtualBox'ta da zaten otomatik çıkartıyor. Şimdi bir yandan bu açılırken biz sol tarafta devam edelim işlerimize. Arka plan resmini değiştirmek için buradan işte belki yeni resim ekleyip arka planınızı değiştirebilirsiniz. Appearance kısmında şeyi seçebiliyorsunuz. Temayı işte light tema, standart tema yapabiliyorsunuz. Bu Ubuntu'nun standardı yukarısı siyah aşağı sarı ya da dark temaya yani karanlık temaya geçiş yapabiliyorsunuz. Ben genelde karanlık tema tercih ediyorum. Dock dediği ayarlar şu sol taraftaki dock'ımız yani bakın bunu otomatik gizle derseniz şu sol taraf kullanmadığınız zaman gizleniyor. İşte dock'ın pozisyonu solda olsun, işte aşağıda olsun, sağda olsun. İşte istediğiniz gibi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Hangi ekranla işte bütün ekranlarda göster. İki ekran, üç ekran olduğunda hepsine bunu koyuyor. Veya şey diyebiliyorsunuz sadece bir tanesinde göster. İkonların boyutu bakın istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aslında Mac gibi biraz. İşte notification'lar bu telefonlarınızdan hatırlarsınız. iOS veya Android'de şey var. Hangi programın bana notification yani bildirim gönderip göndermemesini ayarlayabiliyorsunuz. Arama bölümü var. Çok ilgilendiğimiz bir şey değil. Yüklü olan programların ayarları var. Bir program size çok fazla bildirim gönderiyorsa kapatabilirsiniz. Gizlilikte pek bir şey yok. Belki şey yapabilirsiniz. Şu raporları gönderme ayarları. Bunları inceleyin arkadaşlar. Bu arada ilk etapta Türkçe kurun bence. Ben İngilizce kurdum ama Türkçe kurup ayarları kurcalayın sanal makinede. Bozuldukça yeniden kurarsınız. İyice alışmak için. Burada online şeyleri bağlayabiliyorsunuz. Online kendi hesaplarınızı, örneğin Facebook'unuzu, işte Google'ınızı. Bunları bağladığınız zaman mesela size gelen mail direkt buradan bildirim olarak düşüyor. Paylaşım bölümü, işte sesle ilgili ayarlar. Sesi daha fazla arttırabiliyorsunuz şeyde Ubuntu'da. Mesela normalde eğer bir film izlediğiniz zaman sesini duymuyorsanız bilgisayarın Ubuntu'da bu şeyi açıp bilgisayarınızın olduğundan daha fazla ses vermesini sağlayabiliyorsunuz. Ama biraz sesler bozuluyor. O yüzden çok da full açmayın. Hoparlörünüze de zarar verebilirsiniz. Biraz açsanız yeterli. Yani ben şuralara falan getiriyorum. Bayağı sesi çıkmayan bilgisayarlar bile acayip ses çıkarmaya başlıyor. Güç ayarları. Yani Windows'a aslında biraz benziyor. Yani Windows 10'daki ayarlara baktıysanız benzer ayarlar var. İşte ekranı karartma, otomatik suspend, işte Bluetooth'u kapat gibi ayarlar var. Ekran ayarları, çözünürlüğü verebiliyorsunuz. İşte dikey mi olsun, yatay mı olsun, mesela şey olabiliyor. Bunu eğer bir tablete kurarsanız, o döndürdüğünde hani tabletin ekranı dönüyor ya, buradaki şey için de geçerli. Eğer öyle bir sensörü varsa bilgisayarınızın ekranını döndürdüğünüz zaman şeyde dönüyor. Mouse ayarlarınız, klavye kısa yol ayarlarınız, işte yazıcılar buraya listeleniyor bir yazı printer'dan çıktı almak için. Bir USB falan taktığınız zaman buraya geliyor. Şeyler, renk ayarları, dil ayarları. Mesela ben İngilizce yapmıştım. Buradan
Siz şey yapabiliyorsunuz, klavye dili ekleyebiliyorsunuz, dilini değiştirebiliyorsunuz işletim sisteminizin. İşte erişebilirlikten mesela dokunmatik ekranı açabilirsiniz, şey dokunmatik klavyeyi, screen keyboard. Bu şeyde gelmeye başlıyor. Bakın mesela yazılacak bir yazı geldiği zaman dokunmatik ekran geliyor şeye. Otomatik. Bunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aslında biraz şeye benziyor. Cep telefonlarının ayar ekranlarına benziyor. Böyle bir tane ana menü seçiyorsunuz. Sonra oradan ayarları yapabiliyorsunuz. Kullanıcı ayarları, yeni bir kullanıcı eklemek için veya bilgisayarınızda parmak okuyucu varsa buradan ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılan uygulamalar, hani Windows bizi zorluyor ya işte Windows şey Microsoft Edge kullan ama işte Edge Chrome yüklüyorsunuz. Edge kullan dediğiniz zaman şey oluyor. Chrome kullan dediğiniz zaman size diyor ki ya bir dene falan böyle. Bu böyle bir şey yok. Mesela bakın ben Chrome seçebiliyorum. Firefox hangisi yüklüyse o geliyor buraya ve onu seçiyorum. Bütün linklerim onunla açılmaya başlıyor. Mail programı Thunderbird Mail geliyor hazır. Text editörüm var, Notepad'in karşılığı. Müzikler için Rhythmbox diye bir uygulamayla geliyor. Videolar için Videos geliyor. Fotoğraflar için işte ImageWeaver diye bir şey geliyor. Bunlar size hazır geliyor. İşte saat ayarları var. En son da yüklü olan işletim sistemi. Bakın benim işlemcimi söylüyor. İşte hangi grafik kartını kullandığımı, disk kapasitesini falan söylüyor. Bu arada diğeri de açılmıştı aslında ona geçelim. Çünkü sizinkiyle aynı olacağı için ben bunu kapatıyorum. 20.10 bu. Şimdi kapattım. 20.04 kurduğumuza geri döndüm. Bu sıfır bir kurulum olacağı için sizinkiyle aynı olacak şimdi. Yazdım parolamı. İlk parolamı açtım. Şimdi beni farklı bir ekran karşılayacak çünkü ilk defa kurulum yaptık burada. Sıfırdan kurulum yaptığınız zaman farklı bir ekran geliyor önce. İşte hangi şeyleri bağlamak istiyorsanız ben direkt geç diyorum. Buna da çok gerek yok. Live patch'e geç diyoruz. Burada bakın bir tane şey. Linux size sorar. Der ki Linux'u geliştirmek istiyor musunuz? Yani katkıda bulunmak istiyor musunuz? Mesela bir hata olduğu zaman bunu şeye topluluğa gönder. Daha doğrusu işte Canonical firmaya gönder. Ya da gönderme. Siz bunu gönderme deyip seçebiliyorsunuz ve gerçekten de gönderme. Yani Windows gibi veya diğer uygulamalar gibi yapmıyor. İşte location servisi kullanmak istiyor musunuz? Açmak zorunda değilsiniz. Bakın hazır diyor. Sizin için de birkaç tane program öneriyor burada. Diyor ki işte bu programları da kullanabilirsiniz diyor. Tamam diyelim. 20.04 ekranı sizde de bu şekilde gelmiş olmalı. Şu ekranı biraz büyütelim. Bakın ekranı büyütmek için ayarlara geldim. Sonra görüntü ayarlarına geldim. Bakın burada çözünürlük var. 800 ve 600 seçiliydi. Ben bunu mesela 1360'a 768 yapayım. Bakın hemen şey ekran büyüdü. Şimdi VirtualBox için bir şey göstereceğim size. Burada arkadaşlar eğer sanal makineyi tam olarak kullanmak istiyorsak bir tane şeye ihtiyacımız var. Bir paket kurmamıza ihtiyacımız var. Ama ben onu artık yarın göstereceğim. Çünkü VirtualBox kullanılamıyor. VMware için olanını göstereyim. VMware'da galiba şurada bir yerde olması lazım. Bulayım hemen. Bakın, VMware Tools diye bir şey var burada. VMware Tools şunu sağlıyor. Örneğin siz sürükle bırakla bir dosya yapmak istiyorsunuz sanal makineye. Örneğin benim elimde bir dosya var şu. Ben bunu buraya atmak istiyorum değil mi? Bakın taşıyıp bıraktım masa üstüne. Da masa üstüne atmayacak. Şuraya atacak galiba. Bakın hemen kopyalamaya başlıyor. İşte bu tarz kolay şeyleri yapmak için sizin bir tane şey kurmanız gerekiyor. VMware için bir eklenti kurmanız gerekiyor. Ben onu şöyle internetten bulayım. Oradan anlatayım size. VMbox Tool muydu? Bakayım neydi? Ha. Resimli anlatım varsa oradan size göstereyim ben.
Bakın bu da Techmin de çok güzel bir site. Şöyle oluyor arkadaşlar. VirtualBox açıldıktan sonra yukarıda Device'da Insert Guest Editions CD Image diye bir buton var. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra karşınız bir disk yüklüyor bilgisayarınıza yani sanal makinenize. Diyor ki ben böyle bir program kuracağım. İzin veriyor musunuz diyor. Buradan Run tuşuna basın sağdaki. Böyle bir ekran açılacak. Kendisi bunu kurmaya başlayacak. Bu işte sizin donanımınızla sanal makinenin daha uyumlu çalışmasını sağlıyor. Bittikten sonra bu işlem Enter tuşuna basıp bu ekranı kapatın ve bilgisayarınıza reset atın. Reset attıktan sonra da ayarlara girdiğinizde şey var. Genel ayarlarda Advanced bölümünde şey var. Clipboard yani Ctrl C ile bir şey kopyalıyorsunuz ya onu paylaş. Ve drag and drop yani sürükle bırakı aktif et diyorsunuz. Bunu bir directional derseniz sizdeki bir dosyayı oraya kolay bir şekilde atabiliyorsunuz sanal makineye. Ya bu önemli çünkü örneğin indirdiğiniz bir dosya var. Kendi Windows'a indirmişsiniz. Bunu Linux'a atmak istiyorsunuz. Biraz zor oluyor paylaşım açmak falan. Böyle yaparsanız benim az önce yaptığım gibi sürükle bırakla yapabiliyorsunuz bunu. Ben VirtualBox'ı halledersem yarınki derste onu tekrar göstermiş olacağım size. Şimdi şöyle yapalım, devam edelim. Şimdi programlara başlayalım. İlk kurulumda ayarlarımıza bakmıştık sağ üstten tıkladığımızda. Bakın burada işte Bluetooth var, aç kapa. Şimdi programlara bakalım. Hangi programlarla geliyor Linux bize? Önce Firefox'a başlayalım. Firefox bildiğimiz bir web browser. İnternete girmek için kullandığımız Linux, bu Firefox bir şeydi, bir topluluğun yine bu, hatta güzel bir topluluğun açık kaynaklı bir işletim sistemi Firefox. Ben kullanmıyorum ama çok kullanan kişiler de var. Yani Google Chrome'a nazaran daha iyi biliyorsunuz. Şu anda Google Chrome yargılanıyor. Yargılanma sebebi de şu. Gizli olma yani gizli modda hani şey yapıyoruz ya şuradan yeni bir tane private mod işte cookie'leri falan şey yapmıyor private modda cookie'leriniz kaydedilmiyor hiç çerezleriniz hiçbir şey kaydedilmiyor falan Google Chrome bu gizli modda çerezlerinizi kaydettiği ortaya çıktı yani orada sizi izlediği ortaya çıktı bu yüzden şu an Google yargılanıyor bunu yaptığı için. İşte Firefox kullanırsanız böyle bir derdiniz olmuyor. Mail programı için Thunderbird Mail kullanabiliyorsunuz. Bakın normal bir mail programı. İşte bu ofisin hani şey var ya Outlook'u. İşte lisans ödeyip alıyorsunuz. Onun alternatifi buraya adınız işte mail adresinizi yazıyorsunuz. Bütün mailleriniz buraya gelmeye başlıyor. Ondan sonra dosyaları, dosya sistemi yine Windows'taki gibi. İşte bakın masaüstü, belgelerim, indirilenler, müziklerim, işte resimlerim, videolarım, çöp kutusu birebir aslında aynısı. Sadece burada bir ev dizini var. Detaylarını artık yarın anlatacağım. İşte Rhythmbox demiştik, müzik programı. Sonra bakın burada bir tane Word var. Yani bildiğiniz şeyin Linux ile birlikte LibreOffice diye bir tane Word programı geliyor. Bakın burada normal şey gibi kullanabiliyorsunuz bunu. Ve tamamen bedava. Yani açık kaynak olması lazım. Tam şeylerin detaylarını ben de bilmiyorum. Yani hangi program ücretsiz sunuluyor, hangisi açık kaynaklı? Çünkü ücretsiz ve açık kaynak aynı şey değil. Ona dikkat edin. Başka şeye bakalım. Burada bir mağaza var. Şimdi Windows Store yeni geldi. Linux'te bu Store uzun zamandan beri zaten vardı. Ubuntu Store'a tıkladığınız zaman burada Ubuntu'nuza, işte Linux'unuza kurabileceğiniz bir şey çıkıyor, market çıkıyor. Her şey orada ücretsiz. Yani işte sizden kimse bir şey için para talep etmiyor. Program kurmak için. Linux'te böyle bir şey yok. Bak şimdi bana diyor ki şeyi kataloğu indiriyorum diyor. Uygulama kataloğunu indirsin bakalım. Linux'te program kurmanın birden fazla yolu var. Terminalle de biz kurulum yapacağız.
Bu en kolay yolu, yani marketi açıyorsunuz, bir programı seçip kur diyorsunuz. Örneğin siz Twitch'te yayın yapmak istiyorsunuz veya işte YouTube'da bizim şu an yaptığımız gibi yayın yapmak istiyorsunuz. Bakın editör şey seçmiş. OBS Studio diye bir şey seçmiş burada. Girdim OBS Studio'ya. Bakın bu Windows'ta da kullanılan yayın yapma, yani canlı yayın veya bir kayıt yapma programı. Tamamen açık kaynaklı. Bakın burada diyor zaten free and open source. Yani hem bedava hem açık kaynaklı. Buradan bakın install diyorsunuz. Parolanızı soruyor ilk başta ayarladığımız. Parolayı girdiğiniz zaman bu program size yükleniyor. Ve Linux'te şöyle güzel bir şey var. Windows gibi şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. İşte bir program dosyası indirip ona çift tıklayıp next 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 kur, oraya kur, şuraya kur, buraya kur demiyorsunuz. Burada kur dediğiniz zaman kurulum bu. Direkt başlıyor. Kuruyor bilgisayarınıza ve siz onu direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Bakalım indirsin. Biz bu arada diğer programlara bakalım. Tüm programlara tıkladığınızda bakın mesela mayın tarlası oyunu var burada. İşte 3016 seçelim. Yani Windows'takinin aynısı. Kendi başına gelen oyunlar var. Bunları inceleyin. Çok güzel şeyler var. İşte şey için ekran video çekmek için kameradan bir program var. Takvim var. Kağıt oyunları var. Dosyalar Firefox bakmıştık. Dil. Bakın bu Excel. LibreOffice Excel. Bildiğiniz Excel. Birebir aynısı. Yani Microsoft Excel kullanmanıza gerek yok. Sonra sunum hazırlamak istiyorsanız bakın sunum programı var. Sunumlarınızı burada hazırlayabilirsiniz. Bunları sunabilirsiniz. Yani bunlar için lisans almanıza veya Windows'u cracklemenize işte uğraşmanıza gerek yok. Linux'u direkt kullanabiliyorsunuz. Başka neyimiz var burada? Bakalım. Notepad var mesela bakın. Şeydeki Linux'teki Notepad'in aynısı. Şeyler yazıp kaydedebiliyorsunuz. Başka bakalım. Torrent uygulaması hazır geliyor Transmission. Todo diye bir uygulama yapmışlar. Buraya işte task ekliyorsunuz. Ne yapacağım işte? Linux ikinci ders hazırlığı örneğin. Bakın buraya bir tane Todo ekliyor. Siz daha sonra girdiğinizde o şeye buradan işaretleyip yaptım diyorsunuz. Devam ediyor. Bu tarz şeyler direkt Linux'te hazır geliyor. Windows'ta da var böyle şeyler. Linux'te eğer Windows uygulaması çalışmıyorsa çalıştırmanın yolu var. Onu da yarınki derste göstereceğim. Wine diye bir program var. Bakın zaten direkt girişinde şey diyor. Bu bir şey değil. Emülatör değil arkadaşlar. Windows uygulamalarını direkt Linux'te çalıştırmanızı sağlıyor. Ben bunun hatta oyun falan biliyorum. Bakın Sims oynuyorlar. Ne çalıştırmışlar başka? MetaTrader. İşte Steam zaten normalde de var. Bu ne? Outlook galiba. Başka bir oyun yine. Yani bakın Photoshop, Linux'te Photoshop'u çalıştırabiliyorsunuz. Yani Linux'ü aslında iyi bilirseniz Windows'a ihtiyaç duymuyorsunuz arkadaşlar. Ama ilk etapta biraz bir alışma süreci oluyor. Benim size önerim sanal makinede iyice kullanmayı öğrendikten sonra kendi bilgisayarınızda sadece Linux kurun. O zaman zorunda kaldığınız için yapabiliyorsunuz. Yani ben Linux'u öğrenirken bir yaklaşık 2-3 ay bir süreç aldı. Yani 6-7 yıl önce üniversite 2. sınıfta falan kurdum Linux'u ama dual boot yaptım. Yani hem Windows var bilgisayarımda hem Linux var. Böyle sanal değil. Bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz, size soruyor. Windows'u mu açayım, Linux'u mu açayım? Siz diyorsunuz ki Windows'u aç. Ben şöyle yapıyordum. Linux'e giriyordum. İşte ne yapacaksam yapıyordum. Bir şey yapmam gerekiyor ama Linux'te nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hemen bilgisayarı yeniden başlatıp Windows'a geçiyordum. İşte ben bu yüzden Linux'u öğrenememiştim. Bir 3 ay falan böyle bir süreç yaşadım. Sonra bir gün şey yaptım. Windows'u komple sildim bilgisayarımdan. Ve sadece Linux bıraktım. İşte o gün ben öğrenmek zorunda kaldım. Yani yapacağım işi Linux alternatifini bulmak zorunda kaldım ve gerçekten Linux öğrenmeye o zaman başladım. Siz de eğer böyle temel şeylere baktıktan sonra işte
insanlara sorabilirsiniz. Hani şunu nasıl yaparım? Ubuntu'yu seçmemin sebebi çok fazla kullanılıyor Ubuntu ve yaşadığınız problemi bulma ihtimaliniz daha yüksek. O yüzden diğer işletim sistemlerini denemeden önce Ubuntu ile biraz haşır neşir olun. Bu arada Linux ile ilgili gerçekten çok bilgili insanlar var. Linux eskisi gibi değil, bayağı kullanılmaya başlandı. Sorabilirsiniz, yani bana da sorabilirsiniz. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Benim çok sosyal medyam yok ama işte Nikita Türkmen diye bakarsanız muhtemelen bir yerden bulursunuz beni. Bana mail atabilirsiniz veya işte Instagram kullanıyorum, oradan ulaşabilirsiniz. Ben sorularınızı cevaplarım Linux ile ilgili. Ama lütfen Google'da bulabileceğiniz şeyleri sormayın, onları cevaplamıyorum. Gerçekten spesifik şeyler, yani Google'a yazdığınızda cevabı çıkan şeylere cevap vermiyorum. Yani cevap almazsanız muhtemelen cevabı direkt Google'a yazdığınızda çıkıyordur sorunuzun. Bunu bitirelim, bir bekleyelim artık kursun. Ondan sonra da bugünkü dersi bitirelim, sorulara geçelim. Aslında sorulara geçebilir. Çok beklememize gerek yok. Kurulursa zaten ben şey yaparım size. Hocam merhabalar tekrardan. Merhabalar. Biz yayın içerisinde arkadaşlardan gelen soruları Word'e ekledik. Sizin için hazırladık. Siz tamam, de isterseniz soruları sormaya başlayabiliriz. Tamam. Önceki ben şey ekran paylaşımı hala duruyorsa bakın kurulmuş program. Direkt soldan tıkladım ve programı aç dedim sadece. Yani direkt buradan hazır geliyor. Windows Store'dakinin aynısı. Tamam. Şimdi sorulara geçebiliriz. O zaman ilk gelen sorumuzu sorayım ben size. Windows terminal hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar terminale girmedim ama ekran paylaşımı duruyor şu anda. Görünüyor değil mi ekran? Ekran almadık yayından. Evet evet hala ekran paylaşımı var. Tamam. Terminal dediğimiz şey arkadaşlar şu. Yarın bundan bahsedeceğim. Windows'ta da terminal var. Linux'te de terminal var. Şimdi Linux ilk yaratıldığında zaten sadece bir terminal olduğu için terminal tarafında çok güçlü. Yani siz aslında bu terminalde hiç bir mouse kullanmadan sadece terminalde kod yazarak her şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın ben bir tane bir şey yapacağım. Masa üstüne bir tane dosya yaratacağım. Bakın şu çöpün altına bakın. Buraya ben bir tane işte yeni dosya diye bir şey yarat dedim. Bakın geldi. Sadece kod yazarak bunu yapıyorum. İşte sil bunu diyebiliyorum. Windows'ta bunların birçoğunu yapabiliyoruz ama Linux gibi güçlü değil. Yani Linux'un terminali eski terminali güzel değil. Yeni bir terminali var Linux'un de. Hem Linux terminali ayrı bir şey ama bir de PowerShell diye olması lazım. Tam yanlış bilmiyorsam PowerShell diye bir terminali var. Orası biraz Linux'u taklit ediyordu. Ama gerçekten kullanışlı değil. Yani Linux terminaline alıştıktan sonra böyle mouse'la alıp bir dosyayı açmaya uğraşmıyorsunuz. Mesela işte Firefox'u ben açmak istiyorum ya. Gidip şimdi Firefox'a tıklamam lazım mouse'la. Ekrana bakın ben Firefox'u şöyle açacağım. Terminale Firefox yazdım. Enter'a bastım. Bakın Firefox açılıyor. Yani terminal bizim Linux'te elimiz ayağımız oluyor. Yaptığımız işi ne yaptığımızı bilerek yapıyoruz. Windows'ta biraz öyle olmuyor. Hani Windows sizi şeye zorluyor. Her şeyi mouse'la klavyeyle yapın. Ama şey görüyorsunuz ya bu filmlerde falan işte sadece bir bilgisayar var önünde her şeyi klavyeden yapıyor. İşte bu Linux'un çok güzel bir gücü. Mouse'a ihtiyacınız kalmıyor işlerinizi yaparken. Windows terminalini pek o yüzden ben sevmiyorum açıkçası. Sıradaki sorumuz, yani bir sonraki sorumuz. Evet. Pardus yapılırken kernel üzerinde mi değişiklik yapılıyor yoksa sadece kernel üzerinde Windows Manager mi yapılıyor? Yazılıyor. Şimdi Pardus bir dağıtım. Kernel'da değişik yapmadıklarını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Pardus Debian tabanlı ya şunu yapıyorlar. Örneğin bu Gnome arayüzünü değiştiriyorlar. İçindeki programları değiştiriyorlar. Kernel'ı alıp kullanıyorlar. Yani kernel'a bir değişiklik yaptıklarını ben duymadım. Yani belki de yapmışlardır. Pardus için özel bir şey ekleyip çıkartmışlardır.
Şimdi Pardus'u biz yapıyoruz ya arkadaşlar. Aslında onun bir hikayesi var. Çok kısa anlatayım. Şimdi bu devletler Linux kullanmaya geçti. Ama hepsi değil. Mesela işte benim ülkemde işte Rusya'da devlet bilgisayarları Linux kullanıyor. Neden? Şimdi siz devlet bilgisayarlarında Windows kullanırsanız Windows bir Amerikan ürünü. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından, işte Microsoft tarafından üretilen bir işletim sistemi. Onlar bunu kullanmak istemiyorlar. Pardus da bizim işte devlet işlerinde Linux kullanalım, hani güvenli olsun, özgür olsun, bizi işte Amerika takip etmesin diye öyle bir şeyle çıkmıştı ilk başta. Hatta işte lisans ücreti yok örneğin. Siz şu anda bir Windows için işte 300-500 TL, artık bilmiyorum ne kadar, bir lisans bedeli ödüyorsunuz. Maddi olarak da çok uygun oluyor. Ama bunu başaramadık. Yani devlet dairelerinde kullanılıyor mu kullanılmıyor tam emin değilim ama ben kullanılmıyor diye biliyorum. Pardus sadece Debian'ı alıyorlar, programlarını değiştiriyorlar, arayüzünü değiştiriyorlar ve yayınlıyorlar. Yani Ubuntu'dan aslında bir farkı yok. Ama şeyleri incelemiştim ya, Fatih projesi için bir sürü uygulama falan yapmışlar. Hani EBA bölümü falan var Pardus'un. Yani aslında kullanım kolaylığı sağlıyor bu dağıtımlar bize. Bu Peki, şekilde diyebiliriz. tamam. Bir sonraki sorumuz. Double Boost diye bir şey vardı yanlış değilsem. İki OS kullanmayı sağlıyor. Önerir misiniz diye bir soru gelmiş. Evet. Double boot yani ilk etap için önerebilirim. Çünkü ben de öyle yapmıştım. Hani hemen Linux'e geçmeyeyim, belki işlerim olur. Ama şey, double boot yapmak biraz zor. Yani biraz bilginizin olması gerekiyor. İşte hem Windows hem Linux demiştim ya ders anlatırken, işte birini seçiyorsunuz, Windows'u aç ya da Linux'u aç diye. Yapılabiliyor. Ama birazcık tabii şey gerektiriyor. Yani biraz video falan izleyip hani nasıl yapıldığını iyice emin olmak lazım. Hani ilk etap yeni başlayan biri için çok uygun bir şey değil arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Terminalde kod farkı var mı? Terminalde Kod farkı var mı? sanırım şey kastediliyor burada. Windows ve Linux arasındaki terminal kodları. Şimdi yarınki derste terminal kodlarının komple hepsini göreceğiz. Farkı var. Linux daha gelişmiş Windows'un terminaline göre. En azından eski bu CMD dediğimiz, yani Command Prompt tarafına göre Linux çok daha gelişmiş, çok farklı. PowerShell tarafında veya Linux'ün terminali artık Windows'ta da var. Getirdiler, Linux çekirdeği çalışabiliyor Windows'un içinde. O zaman aynı oluyor. Ama mevcut terminalle Linux'te bazı farklılıklar var. Yani benzer yerler var, farklılıklar var. Ama açıkçası ben kimseyi şey olarak görmedim. Yani Windows'ta terminal kullanan birini görmedim. Ama Linux'te arkadaşlar terminalin direkt kısa yol kodu bile var. Hatta benim bilgisayarım değişiyor ama Ctrl Alt T olması lazım. Bakın Ctrl Alt T'ye basıyorum, direkt bilgisayarda şey açılıyor, terminal açılıyor. Yani Linux'te çok daha işlevsel. Bir sonraki sorumuz. Benim VirtualBox'ta Kali yüklüydü. Hocamızın şu anki işlemlerini yaptıktan sonra denetleyici ID'de Ubuntu yüklendi. Denetleyici SATA'da Kali gözüküyor. Bu bir sorun yaratır mı bana? Açıkçası ne kastettiğini anlamadım ama muhtemelen ikisini birbirine karıştırdı. Yani açılmıyorsa yeni bir tane yaratıp yanına kurabilirsin. Ya da sen yanlışlıkla Kali diskini o yeni işletim sistemine de bağlı, şey, yeni makineye de bağlamış olabilirsin. Orada şeye bakman lazım. Şöyle VirtualBox'ı açayım. Şuna dikkat et. Üzerine geldiğinde şuradaki Kali olmamalı. Yani SATA dediğin senin yeni yarattığın disk. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Sanal sunucunuzu kaybedebilirsiniz. Yani orada çalışıyorsanız yaptığınız değişiklikler hepsi uçar. Buna dikkat edin. Bir sonraki sorumuz. Elektronik ve gömülü sistemlerde hangi Linux tercih ediliyor? Şimdi elektronik ve gömülüde açıkçası şöyle, ya biz mesela kendi Linux'umuzu yapıyoruz gömülü sistemlerde ama birkaç seçenek var. Mesela kiosk dediğimiz şeyler, Porteus muydu? Aynen.
Bakın bunu tercih edebilirsiniz. Bu açık kaynaklı bir kiosk. Gömülü sistem için bunu yapabiliyorsunuz. Bakın desktop versiyonu da var Porteus'un. Kiosk versiyonu da var. Gömülü sistem için yani bir işte ATM'ler falan bunlarla çalışıyor. Zaten bakın ATM koymuş. Bunu kullanabiliyorsunuz. Sonra Open VRT var. Bu da embedded device'lar için işletim sistemi. Bu daha çok böyle modemlerde falan kullanılıyor. Yani biraz araştırmanız gerekiyor. Yani embedded tarafı biraz profesyonellik gerektiriyor. Gerçekten zor bir alan. Yocto Project'i tercih edebilirsiniz. Veya Docker'da kullananlar oluyor. İşte Tiny Linux diye bir şey var. Mesela bakın Tiny Linux yaklaşık 13 megabayt boyutunda bir Linux. Bakayım şuradaki şeyini. Download'a. Bakın 11 megabaytlık Linux bile var. Yani elektronik taraf dediğinizde biraz boyut küçük olması gerekiyor. Bakın Tiny Core 16 megabaytlık Linux var. Arayüzü var. 16 megabaytlık Linux işletim sistemi. Bu tarz şeyler kullanmanız gerekiyor. Elektronik kullanıcıları ise şimdi elektroniğe özel bir şey yok. Yani ben bulamadım en azından. ROS var bir. Bir de şunu yapabilirsiniz. KiCad diye bir şeyi var. PCB dizayn etmek için bir uygulama var. İşte Eagle kullanıyoruz, Proteus kullanıyoruz. Bunlar ücretli. Mesela KiCad kullanabilirsiniz böyle elektronik çizimler için. Bu hem bakın Ubuntu için, Mac için, Windows için, Debian için her şey için var. Da bakın source kodunu da veriyorlar. Yani açık kaynak kodlu kodunu da görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Devam edelim. Peki. Windows'tan Linux'a veya tam tersi durumda ne yapmalıyız hocam? Bu soruyu anlamadım. Windows'tan Linux veya tam tersi derken? Ben tam anlayamadım. Sanırsam Windows'tan Linux'a geçmek için neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz gibi bir soru. Zaten derste onu anlatıyoruz şu an. Aynen. Windows'tan Linux'a geçişi. O zaman bir sonraki sorumu sorayım. Bilgisayara çift işletim sistemi kurabilir miyiz? Windows'un yanına bir de Ubuntu kurabilir miyiz? Evet, o dual boot sorusu da aynı, kurabiliyoruz. Yani dual boot o oluyor aslında. Yan yana iki işletim, 3-5 tane de kurabilirsiniz farklı. Linux Quantum kartını ne diye aratıp bulabiliriz hocam? Link verme imkanınız var mı? Var. Linux Quantum Seed diye ararsanız arkadaşlar şu. Bu arada bu tarz bir kart almak istiyorsanız arkadaşlar ben Türkiye'de de olan bir kart öneririm size. O da şey. Şöyle Raspberry Pi Zero satın al derseniz şu sitede var mesela. Ben bunu almanızı öneririm. Hem fiyat olarak daha uygun. Aynı özellikte sadece ama bunun işte ekranı yok. Hani ekranlı bir şey alayım daha küçük olsun diyorsanız da bunu tercih edebilirsiniz. Bakın ekranda böyle şey gözüküyor. Bu elektronik projelerde kullanılabilecek çok güzel bir kart. Yani bununla her şey yapılabilir. Yani bir para boyutunda bakın 2 santime 3 santim boyutu. Evet devam edelim. Anlık bir soru gelmiş sanırım. Hocam o geçtiğimiz live patch nedir diye bir soru gelmiş. Live patch dediğimiz açıkçası ben de onu tam bakmadım detayına ama yazdığı kadarıyla yani şey yapıyor. Sizin kernel'ınızı işte anlık olarak herhalde şey yapıyor. Update'ler almanızı sağlıyor. Bir sisteme bağlamışlar Canonical şey Ubuntu'yu. Bu sadece Ubuntu ile gelen bir şey. Son versiyonlarında geldi. Ben açıkçası güncellemeleri size anlatacağım nasıl yapılacağını. Orada göstereceğim. Live Patch'i de bir bakarım daha detaylı. En azından tam nasıl olduğunu. Çünkü ben baktığımda bana bir şeyler
kendisi göndereceğini yazıyordu. Ben o yüzden istemedim. Onu hep kapalı tutuyorum. Ama yarın onu da birlikte bakarız. Hocam o zaman bu uygulama direkt Windows encode edilmiş binary kodunu mu parse ederek açıyor diye bir soru gelmiş. Yok, muhtemelen o Windows, bakalım WineHQ nasıl çalışıyor. Şimdi kendileri diyorlar ki, şimdi normalde emülatör dediğimiz bir şey, sistemler var. Siz bu emülatörü kuruyorsunuz bilgisayarınıza, emülatör üzerinde çalıştırıyorsunuz. Mesela burada da anlatıyor, diyor ki biz diyor emülatör üzerinde çalışmıyoruz. Bakın, my is not an emulator diyor. Bir layer koyduğunu söylüyorlar Windows application'ları çalıştıran. Ve bu şekilde Linux üzerine sanki Windows gibi çalıştırıyor. Yani bu, hatırlarsanız MacBook'ta yeni bir tane işlemci çıkardı, M1 serisi. O da mesela Intel uygulamalarını Mac'te Intel'den çok daha hızlı çalıştırabiliyor. Yeni bir şeyle, uygulamayla bir şeyle getirdiler onu, tam ismini şu anda hatırlamıyorum. Yani ona benzer bir şeyler yapıyordur diye tahmin ediyorum. Ama şuna dikkat edin, orada ARM işlemcide x86 kodları çalışıyor. Yani o binary'yi okuyup onu çeviriyor. Orada aslında bir emülatör var. Bu aynı architecture Windows'ta çalışması için gereken muhtemelen bir şeyleri tutuyor Wine orada ve direkt koşuyor. Çünkü Wine'da gerçekten hızlı, yani bir emülatör gibi olmuyor. Mesela ben neyi denemiştim? Diablo oyununu denemiştim. Windows'da 250 FPS alırken Wine'da yine 230-250 FPS civarında alabilmiştim. Yani bir emülatör yok gerçekten orada. Kali ile Ubuntu arasında fark var mı? Kali Ubuntu ile fark var. Kali siber güvenlik tool'ları dolu olan bir işletim sistemi. Ubuntu ise normal kullanıcı için geliştirilen bir işletim sistemi. Yani Kali'yi direkt kurmayın arkadaşlar. Kendi bilgisayarınız zaten Kali'nin sitesinde de yazar. Çok fazla güvenlik şeyi var, açığı var Kali'nin. Çünkü Kali özel bir işletim sistemi siber güvenlik için. Kendi bilgisayarınıza Kali kurmayın. Sanal dışında hiçbir yere Kali kurmayın. Yani çok hoş şeyler yaşamayabilirsiniz. Bu birazcık konumuzdan farklı gelmiş soru ama ofis uygulamalarının uzantıları Microsoft'tan farklı mı? Evet, ofis uygulamalarının uzantıları farklı. OVF mi? Öyle bir değişik bir uzantısı var. ODF gibi. Ama Microsoft uzantısıyla çıktı da alabiliyorsunuz. Yani Microsoft'un oluşturduğu o Word, Excel, Doc veya XLS dosyalarını burada açıp tekrar Windows için kayıt yapabiliyorsunuz o formatta. Nikita Bey, chatten gelen soruların hepsini sorduk. Daha fazla sorumuz kalmadı. Süper, 5 dakikada aşmışız zaten. Tamamdır, süper. Bugünkü eğitiminiz için çok sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey bugün? Yok, benim için çok teşekkür ederim herkes dinlediği için. Eğer sorularınız olursa yarın veya öbür gün iletebilirsiniz. Daha 2 gün daha devam edeceğiz bu serüvene. Herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dilerim. Yarın yine aynı saatimizde eğitimimize devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. IEEE ile kalın.